Hastaları. Kafayı kırmışları hastaları. E evet, dokuzum, hastaları e dokuzum. E dokuzum hastaları delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Hastaları diyorum size. Alo. ha yar sesim. Özlemişim biliyor musunuz? Samimi söyleyeyim. Samimi bir şey söyleyeyim size. Samimiyetime inanın. Hiç özlenmiş şu iş. Şu işsiz zor. Şu işsiz zor. Hakikaten zor. Bana iyi geliyor. Yani benim vücuduma iyi geliyor. Benim vücudumdaki bütün Çıkış ve giriş deliklerine iyi geliyor bu organizasyon. Yayın işi. Ee, başka bir iş. Keyif alıyorum. Çok iyi geliyor biliyor musun? Hakikaten iyi geliyor. çok, çok iyi geldi ya. Bilmiyorum. Galiba ilk 45 dakika yayın yapmanın iyiliğini falan konuşacağım. Arkadaşlar. Galatasaray maçı konuşulacak. Hilmi ve Tahir burada. Fenerbahçe kongresi konuşacak. Turan da burada. Ee, ama hepsinden önce hepsinden de önce hepsinden daha önce ne konuşulacak derseniz hepsinden önce bir şey konuşulmayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Sen de hoş, hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk. hoş bulduk. Teşekkürler. Baba. YouTube'dayız. Nasıl gitti gününüz? Ne yaptınız bugün? Vallahi ...bir süredir mutluyum. Ne Onunla açıdan? Mutluyum. Hayırdır? Genel. Genel. Sen de mutlusun. Ben de mutluyum. Ee, <laughs> çarşamba günü yine kanalımıza özel bir içerik gelecek. Onun bugün... ...ham ham değil de son halini izledim ama... ...Çarşamba günü siz izleyeceksiniz. Çok güzel bir video geliyor. Ee, onun dışında... ...kısmetse yine... e YouTube kanalında... ...ee çok da sevdiğiniz bir isimle başka bir seriye başlayacağız. Onun da ilk çekimi bu hafta olacak. Onun heyecanı var. Onun dışında bugün hem kongre hem maçı takip etmeye çalıştım. İkisine dair de yorumlarımızı yapacağız. İkisine dair de konuşacağız. Öyle. Ne diyorsunuz bu işlere? Güzel ya. Öncelikle chatteki bütün Galatasaraylı kardeşleri galibiyetten 3 ötürü kutluyorum. puan kutuyorum. bayramlarını kutlarım. Aynen öyle. Valla ben Onun Galatasaray'la ile haricinde... ilgili, Galatasaray Fenerbahçe ile ilgili, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili birer cümle şey yapayım. Ben Fenerbahçe Kongresini çok büyük hayal kırıklığı görüyorum. Gaz ee, Galatasaray'ın da ikinci yarı oynadığı topu beğenmedim. Biraz aykırı gideyim, herkesten tepki alayım, özlemişim çünkü. Ee, ne Galatasaraylısı ne Fenerlisinden olumlu yorum almayayım. Ben Galatasaray'ı ikinci yarı beğenmedim. Fener Kongresi'ni tamamen... Hayal kırıklığı buluyorum yani. Ya yani O konuyla düşüyor. alakalı... Yorumlarımızı yaparız. Bak ama Galatasaray'la alakalı katılıyorum sana. Ben de ikinci yarı oynanan topu hiç beğenmedim. Hatay'ı ama beğendim. Galatasaray... Hatay'ı şu açıdan beğendim. Ee, şey bir top oynadı. İkinci yarı özellikle... Ee, Galatasaray'ın savunmayı çok önde... Kurguladığı ve çok önde bastığını... İyi idrak edip iyi aralara giden oyuncular buldu. Dele Rus'u da iyiydi bu. Diğer ekip de iyiydi. Strandberg ve Rigoberto ama Rigoberto da iyi ya. İkinci yer orada bir başka bir adam mı vardı? Rigoberto, Rigober Rigoberto Rivas bir de şey. Fernandes. Fernandes aynen. Fernandes böyle iyi 2-3 tane araya sarktılar. Ama tabi heriflerde biraz yetenek problemi var. Atılan gol offside. Şeyin kafasından sektiği an değil mi? Taçtan evet, adamın evet, no, kafasına off, sektiği offside. an offside. Aynen, Aynen. offside. Ee, o golle alakalı da. bir şey başka yani offside olmama ihtimali var mı? Ben offside gibi gördüm. Hakem de offside ama offside olmama ihtimali var mı? Yok galiba. offside ya. Yok abi. gerin. Çünkü çok izlediler. izlediler. Bak bugün de ona uyuzlandım. Mesela çok bariz offside gibi geldi ilk izleyişimde. Ulan 3 dakika geçiyor, 5 dakika geçiyor. Ulan diyorum yoklar acaba offside'a bakmıyor mu? Yani Yok, offside ya. o kadar uzun offside süre getirdim. izlediler ki ne alaka mesela? aynı şeye ben de düştüm ya. O kadar Neden uzun süre... bu sıraya... kadar uzun süre izliyorsunuz kardeşim Peki onu yardımcı verdi değil mi o golü? Ben aynı anda iki ekrana bakmaktan gözü kör yaptım. Verdi. Yani maçın as yardımcısı verdi. Var verme dedi değil mi? Aynen. Evet. evet. Yani şöyle var mı beklenecek bir pozisyon muymuş peki? Yok. Ama ne öyle var şey abi ya. Herif, heriflere soruyorsun. Niye böyle yaptın ya diyor baba diyor bizim ruh halimiz iyi değil diyor. senin ses iyi deme bana ben biraz patlıyor müzesi... gibi geldi Yo, şahane attı öyle diyeyim sana Allah Allah. size öyle geliyordur discord şimdi e, Galatasaray'la ilgili bir de şey dikkatimi çekti sonda son 5 dakika diye düşün bir sakinlik beklerdim ama oyuna giren adamlarda ulan kendimizi gösterelim kendimizi yırtalım işi çok oldu yani normal tabi adam az süre buluyor Vinicius'ta falan ama orada biraz da Galatasaray'ı düşün be abi o kadar şey yapma. Yani e, bu takım şampiyonlar gidiyor 7 maçı kalmış 1-0 önde. Tamam sen kendini göstereceksin de kaptırdın yedik o zaman kim sana ne gösterecek içeride. Yani e, o işlere biraz daha dikkat etmek lazım. Normalde bu sezon hep övdüğümüz Barış Alper'de ben biraz arıza gördüm. E, kafası dalgın gibiydi böyle bir çok savurgan oynadı ya yani böyle bir anlamadım onu da anlamadım ama onun dışında Galatasaray Abdülkerim iyi döndü kornerleri müthiş atıyor İyilerini konuşayım biraz sonra sözü size bırakacağım kornerleri müthiş atıyor abi yani her kornere Galatasaray bir topçu kafa vurdu İyi vurabilseler çok erken kopardı maç Korner işini nasıl yaptı? Birini mi tuttu Okan Buruk bilmiyorum ama korner işini harbiden. Galatasaray'ın Duran Top hocası var değil mi? Var. Var değil bile kafaya konduruyor abi. Yani hiç, hiç anormal korner atıyor Galatasaray. Bilmiyorum Hatay'ın mı zafiyetiydi ama Galatasaray anormal korner atıyor lan. Yani normal Yok, değil yani. Her olur. topun o kadar rahat kafa vurdurması. ya Icardi gibi adamın attığı golü düşün. Ee, ama işte Kaan Ayan'ın falan ikinci yarıda kaçırdığı çok. Yani tertemiz pozisyon atarsın. Ki kaldı ki ilk yarıda da bir iki tane kaçan oldu. Hele Galatasaray korneri müthiş atıyor. Icardi'nin net kaçtı yani. Golden daha basit bir pozisyonda. Ee, Ziyech za Zaha ikilisinden Zaha'yı bu sezon zaten herhalde hiç beğenmedim de bir Trabzon maçı dışında bugün de beğenmedim. Ya abi Premier Lig'de orta sıra takımının en iyi topçusuydun değil mi sen? Bugün Hüseyin Kıyıcı da tweet atmış. Yani mesela Anelka'nın Fener'e geldiği günkü Manchester City'yi daha Araplar almamıştı. Anelkasıydın değil mi Crystal Palace'ın? Ben evet. Zaha transferine öyle bakıyorum. Şimdi sen abi Anelka sahaya çıkardı ki Daum'un yedek falan da oturtturdu onu. Böyle bir Daum'un da öyle bir manyak dönemi vardı. Abi Anelka sahaya çıkardı şey hissederdin. Ulan diğerleri çok gariban duruyor ya. Yani Anelka'nın yanında diğer topçular gariban dururdu. Öyle yanılarından pıra gibi pire gibi geçerdi. Topu böyle bir anda tavana asardı. Yani topu böyle patlatır gibi vururdu topa. Öyle çalım atardı. Ya da hiçbir şey yok abi ya. Yani hiçbir fark yaratamıyorsun ya. Anne, Kerem Alıcı'ya, şey Kerem Alıcı karşı falan fark yaratmayacaksan senin ne yapacak abi bu takım? Yani ne yapacak bu takım seni ya? Ben inanamıyorum ya, izlerken inanamıyorum. Mesela Ziyech bugün özelinde söyleyeyim. Abi bir iki yerde bir çalım attı. Adam beki gemici düğüm yapıyor ya. Bir iki pas verdi mesela, araya saldı. Ulan diyorsun... Yoktaki yeteneğe bak diyorsun yani. Hani Ziyech çocuklarla sokak arasında böyle bir gerde top oynasa orada bile çocuklara karşı bir şey yapar gibi geliyor. Böyle bir çalım atar, bir çocuğun aklını alır. Bir topu atmış gibi yapar. Böyle topun üstünde bir anda basar. Bir şey yapar gibi geliyor. Ha. Bunun da devamlılık problemi var. İşte bugün oynadı. Yarın alıp başını gidip yarın sabah bu herif itmana gelmeyip fastan story atabilir yani bu herifin ne kafa yapısı ve fiziksel yapısı arızalı ama yani belli anlıyorsun ya bu ligin üstünde topçu olduğunu oynadığı ve karar verdiği gün anlıyorsun mesela öbüründe hiç böyle bir şey yok beyler zahaziyek temelinde topu size atayım sonra siz Galatasaray'ın olumsuz olumsuz olumsuzun, olumsuzuna girin ben o sırada yanda ekranda Galatasaray maç sonunu konuşan topçular var mı? Onları göstereceğim. Nayırsam sen... tamam ben başlayayım. Ya Za konusunda hak veriyorum sana. Za'nın üst üste performans verdiği birkaç maç var. Onun harici çok bir şey yapamadı. Yani Kayserispor maçında geliyor mesela ilk önce aklıma. Asıl mevkisi santrafor olan Gökhan Saz da biraz üstünü kurabildi mesela. Yani performansı çok git geldi. Bir iki maç aldı ama onun harici Galatasaray istediğini kesinlikle alamadı Zaha'dan. Ne yazık ki. Ziyek konusunda katılıyorum sana. Kasımpaşa maçının bence değiştiren adam, seyrini değiştiren adam. Kasımpaşa maçını bir taraftan alıp diğer tarafa veren adam diye düşünüyorum Ziyek için. Kalan 8 maç, 9 maçlık süreçte Hakim Ziyek umarım Galatasaray'a katkı verir. Ben yani düşük maaşla seneye tutulmasını istiyorum hatta Z2. O kadar diyorsun. Ya ben çok beğeniyorum. Oyn oynadı ya yani Zaha ile Ziyech'in şöyle bir şeyini söyleyeyim abi. Zaha sahaya çıkıyor evet. Sahaya çıktığında ama kendini vermediğini hissediyorsun. Ben Ziyech'te işte onu çok hissedemiyorum açıkçası. Sahaya çıkamıyor. Evet sahaya çıkamadığı konusunda sizde aynı fikrim. Ama sahaya çıkınca her zaman fark yaratıyor abi bu adam. Her maç bir Ziyech oynayınca hissediyorsun yani o sağda olduğunu net hissediyorsun. Ben o yüzden seneye de en azından bir denenmesini düşünüyorum. Denemesini istiyorum açıkçası Zihin. Onun haricinde maça dönelim. Galatasaray maça iyi başladı bu arada. Ya i̇lk 15-20 dakika gayet iyi bir futbol oynadı. Pozisyon buldu, kaçırdı, golü attı. Duran top konusunda ben de sana ekleme yapayım. Geçen yayınlardan birinde de söylemiştim. Galatasaray özellikle ikinci yarıda üst üste birkaç maçta kilidi duran topla açtı. Ya bu çok kritiktir. Aklıma gelen örnekleri söyleyeyim. Samsun spor maçı, Kayseri spor maçı. Ee, onun haricinde başka neyi söyleyebiliriz? Ankara gücü maçı. Hep duran toptan açtı kilidi. Beşiktaş maçı. Yine duran top golü. Galatasaray bu sene çok etkili korner kullanıyor. Çok etkili yan top atıyor. Kasımpaşa maçında da mesela Skoru 2-2'ye getiren, 2-1'e getiren gol müydü Icardi'nin kafa golü? Orada da duran toptan galiba. katkı kaldı. Galatasaray. Yok, 2 gol Mertens. 2 yok 2 2-1'e getiren gol galiba. Veya 2-2'ye getiren gol. 2-1 olması lazım Icardi'nin kafa golü. Ya, uzun süredir duran toptan katkı almayı başarıyor Galatasaray. Bu çok önemli. Ya o yayında da söylemiştim. Fenerbahçe duran top konusunda sıkıntı yaşarken bu kadar Galatasaray'ın düzenli duran top katkısı alabilmesi çok kritik. Çünkü takımlar artık iki takımın ligden koptuğunun farkında ve bu iki takıma karşı daha kapanları koyuyorlar. Daha pozisyon vermemeye çalışıyorlar. Böyle maçlarda duran topun önemi 2-3 kat daha fazla oluyor. Onun haricinde Hatay Spor bence çok doğru bir futbol oynadı. Hatay Spor oyun kurulumu, takım kimyası, takım dinamikleri gereği bence Galatasaray'dan ters gelen bir takım. İleri hattı çok hareketli. Sürekli aralara koşu atan, sürekli pozisyon arayan, yoklayan bir takım Hatay Spor. Bunu da iyi kurguladılar, iyi oynadılar bence. Dele çok etki yaratmaya çalıştı. Standart, Stranbeck'e görece iyiydi diye düşünüyorum. Hatay Spor doğru oynadı ama Galatasaray 1-0'a korumayı bildi, 1-0'a yapmayı bildi diye düşünüyorum. Önemli bir 3 puan. Galatasaray Milli ara dönüşlerinde sıkıntı yaşayan bir takım. Buradan 3 puanla ayrılmak önemli diye düşünüyorum. Valla Zaha'yla Ziye'in özelinde başlayacak olursak Zaha Hasan abinin de az önce... Zaha'yı bir dakika seni ee... böleceğim sonra sana geri vereceğim. Icardi Erden Timur'la ilgili Ali Koç'un açıklamalarına karşı açıklama yapmış anladığım kadarıyla. Ee, yöneticilerimize diyor bir saldırı olunca hemen cevap vermemiz gerekiyor. Sağda bir verdik cevabı falan filan. İyi uyuyacağız bu akşam diyor. Hani bundan sonra uyurken bizi düşün gibilerden bir şey demişti Ali Koç. İyi uyuyacağız bu akşam diyor. Icardi'nin e, Galatasaray camiasının çok saha dışı meseleleriyle ilgili bu kadar İşin içinde olması bana çok tuhaf geliyor Icardi düşününce. Yani Galatasaray'ı bu adam, kadar içselleştirmesi bana çok tuhaf geliyor. ben yani ben sanmıyorum ki mesela Inter taraftarıyla çok kavgalı bir adamdı. Hatta küf, abi kendi kitabında mı heriflere küfür ediyor bir şey diyor. Onlarla ilgili hani paralı köpekler benzeri bir laf ediyor. Bunlar parayla tutulur tutarsın bunları kapında köpek edersin bunları da ...birilerini tutup bunları dövdürteceğim gibi böyle öyle saçma bir şey diyor yani Inter ki Inter'de yıllarca oynadı. Gol krallığı yaşadı. Inter'de Inter'de Icardi Icard, nerede Icardi oldu? Inter'de Icardi oldu yani. Ee, kaptanlık yaptı. Uyuyca uyuma işaretini mesela acaba gol sevincinde bunu düşünüp mü yaptı? Golde uyuma hareketi yapıyor ya. Evet. Belki de bu Erden Timur'la ilgili olan bu sözleri düşünüp yaptı ama bu kadar işin içinde olması bana çok enteresan geliyor bu herifle ilgili yani diyorum. Topu Tahir'e atıyorum. Tahir e devam et. Vallahi abi az önce çok güzel bir örnek verdin. Oyuncu profili bazında ben Anelka'yı örnek verdin. Zaha ile alakalı. Anelka'da şöyle bir şey vardı. Anelka zor alanında kolay gösteriyordu ve yapıyordu da yani. Büyük maç, küçük maç çıkıyordu oynan, giriyordu. Yani Zaha'la aynı profilde bir oyuncu dersin ama Zaha'nın bu sezon aldığı inisiyatif yapabilirliğini yapamaması, oyun içinde çok kaybolması. Ya biz birçok şeyi gördük yani. Zaha bize birçok şeyi anlattı. Yapamayacağı birçok şeyi gösterdi yani. Ben yani seneye gerçekten kendini verebilecek bir Zaha olabileceğini de düşünmüyorum. Çok kafası çok farklı bir yerde. Ee, Ziyeh gelecek olursak Ziyeh'te de örneği vereceğim abi. Bizim Fegoli'nin zaman zaman böyle bir moda açılırdı. Yani Şubat, Mayıs dönemi olurdu. Böyle 3 aylar. bir... Üç, Aynen. Üç aylar Fegüli'si. Üç, üç, ay, üç, ay, 3 aylar dönemi olurdu. Veylanda da Fegüli'nin ama Fegüli'nin keza daha böyle belirgin olurdu. Ya yani öyle bir dönemi açması lazım artık diyorum. Yani eğer burada bir devreye girme olayı olacaksa ki Ziyek lider bir karakterle bir adam. Ama maç seçme olayına geleceksen şu, şu zamanlarda bu maç seçme olayına gireceksin olumlu anlamda. Ee, Ziyehten ben şu zamana kadar tam bir Ziyeh performansı göremedim. Yani eğer oturup doğru konuşayım. Bundan sonrası Türk takımlarında ziyet gibi mesela ben ilmeğe hiç katılmıyorum. Türk takımlarında Ziyeh gibi bir adam bedavaya dursa tutmam. Yani Neden? istediği kadar <laughs> kaliteli adam olsun. Ben bir gün iki oynayan bir gün sekiz oynayan adamlara tamamen karşıyım. Ziyet yani bir gün 2, bir gün 8 oynamıyor ki. Ya. Ziyet bir gün oynuyor 8, 5 maç oynamıyor. E tamam. Çok çok karşıyım. Ya, bir gün... Çok çok karşıyım. Ya. Çok çok karşıyım. Abi o gün istediği topu oynasın. O gün istediği topu oynasın. Ben hem mental hem fiziksel anlamda problemli adamlar bu kulüplerde istemiyorum. Grafiği göğe bakan adam alacaksın yere bakan adam almayacaksın. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Düşüşte adamın Türk futboluna gelmesi... Düşüşte futbolcunun Türkiye'ye gelmesine karşıyım abi. Grafiği yukarı bakan adam alacaksın her zaman. Benim görüşüm bu. Doymuş topçu. Doymuş topçu hayır. Yani, Doymuşluğun da doymuşlu. geç yani adam oynayamıyor yani. Oynayamıyor gitmiyor, adam vücuda vücudu gitmiyor. gitmiyor kafa gitmiyor. Yani istemem. Icardi buldu mesela Galatasaray değil mi? Evet, ne? Evet. Beşiktaş'ta Negredo buldu. Fenerbahçe Roberto Soldado buldu. Ee, olumsuz 50 tane Hugo Almeida buldu Beşiktaş. 50 tane kötü olumsuz örnek sayarsın. Bir tane Icardi bulmuş iyi, bir tane Gomez bulmuş iyi. 50 tane olumsuz örnek var. O zaman düşüdeki adam almam abi. Hiçbir zaman almam. Ya bu benim o görüşüm tabii. Hani Türk takımlarının sahibim, kadrosunda takımlarım. muhakkak grafiği düşüş şeyinde topçu da olacak. Yani mecbur. Hani çünkü kariyeri yükselişte topçuların hepsini bu kulüp bu ülkeye takımlara getirmenin maliyeti 50-60 milyon euro maliyet. Ama her zaman bulamazsın. Bu arada Muslera da yönetimi koruyan bir açıklama yapmış. Şampiyonluğu hak ediyorlar diye. Eee Birçok unvan aldı, kupa kazandık. Beni çok mutlu ediyor. Başkan bu oyuncular bunu hak ediyorlar. Bunun için mücadele ediyoruz her seferinde. Ee, evet. Ya senin demek istediğin şey aslında kendi kulübün içinde bunu düşünüyorsun ya. Ben %100. Ben abi Yine. bak, ben, ben, ben benim benim kafa yapısı yani zamanla değişti. Eskiden istiyordum böyle bir iki tane star olsun bilmem istemem abi star mı Sene başında istiyordum mesela. Sene başında istiyordum. İstemiyorum abi. Starları starları istemiyorum abi. Starlar yoluna baksın. Ben star istemiyorum. Ben doğru düzgün katkı verecek adamım. Ben üçüncülükten Kerem Aktürkoğlu'nu bana bulabiliyor mu? Barış Alper Yılmaz'ı bulabiliyor mu? O sahi Samuel'i gidip bulup getirebiliyor mu? Parmadan sol Solbeke 6-7 milyon koyup getirebiliyor mu? Muçi'yi bu iyi bak bu kadar henüz Türkiye'de bir şey göstermemelerine rağmen helal olsun diyorum. Bak, o transferlere bile. Ben böyle transfer seviyorum. Yani ben başka türlü adam sevmem. Neyse bu benim hani maçla ilgili görüşüm değil. Hani maça çok şey olmayalım da hani maçtan çıkmayalım da zaten maçtan bugün çok çıkacağımız daha gündem gelecek de. Eee... Vallahi Kongre ile Atay... alakalı Kongre alakalı bir tweet atıp sildim. Önce bir neden sildin diyorlar. İşte baskı mı oldu bilmem ne. Arkadaşlar bana niye baskı olsun? Ben kimim ki bana baskı koyacaklar? Bir. ikincisi e, aynı şeyleri yayında da söylerim Söylüyorum da yani ben özellikle bugünkü kongredeki Ali Koç'un ben gerçeklikten kopmuş bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani bunda hala en fikrim. E neden sildin tweet'i? E, sebebi şu. Ben artık ciddi bir konuda bir şey yazmak istemiyorum Twitter'a. Yani siyaset günü yazdım, çok gaza geldim, sonra lan siyaset şeyini silmeyeyim, yanlış anlaşılır diye siyasetleri silmedim. Aslında siyaset günü de tweet atmayacaktım ama dayanamadım. Yani yılların alışkanlığı var Twitter'la ilgili. Ee, ama yani genel olarak Türk, özellikle Türk futboluyla ilgili ciddi bir şey yazmaktan çok tiksiniyorum artık. O tweet'i retweetleyen, favlayan Galatasaray, Fenerbahçeliler de vardı. Ee, bir sürü o sahi, PPli Tadiş PP'li çocuk da vardı. Kaldı ki ben gerçekten bugün Fenerbahçeli e, kardeşlerin de eve gittiği zaman bana tepki koyanların bile eve gittiği zaman ya bu adam hakikaten gerçeklikle alakası kalmamış galiba diye düşüneceklerini düşünüyorum. Oraya geçeceğiz zaten. Galatasaray maçını e, bypass etmeyelim. Oraya geçeceğiz sonra. de Uzun da gireceğiz oraya, onu söyleyeyim. Ama yani bugün gerçek anlamda gerçeklikten kopmuş birini gördüm. Tekrar maça dönersek, ee, Abdülkerim uzunca bir süredir yoktu. Yani hem fiziken yoktu, hem de şey yoktu. Dönünce de tam performans veremedi. Dönünce de tam performans veremedi, ama bugün iyiydi bence. Bugün iyiydi. Yani Nelson'la iyiydi gayet, gayet iyiler Bence de iyiydi Galatasaray'ın Abdülkerim'e geri dönmesi Önemli Abdülkerim'in de Galatasaray'a Geri dönmesi önemli Herkesi konuştuk ee, Hani maçın adamını böyle bir Yemeğin sonundaki bir çilek Gibi pastanın bir şeyi gibi sona bıraktık Yani yine Mertens Bu herif futbolu, Bu herif üst üst futbolu niye bırakıyor kurtarışı. Hakikaten en anlamlı. Hayatta herhalde bu sene Türk futbolunda anlam verilemeyecek çok olay oldu. En anlam verilemeyecek olay bu herifin futbolu bırakması olur. Abi dönmüş kararından. Kazım Paşa maçından sonra açıklaması vardı. Ne diyor? Pardon. Ya Bir sene daha oynamaya karar verdim gibi diyordu. Bir sene mi? Aynen. Yani çok üç fizik sene bir tertemiz. sene değil. <laughs> Aynen öyle bence ben de. sene, sene tertemiz oynar ben sana söyleyeyim. Sıkılmadan üç sene oynar. Bu ne abi ya? Ben oradan topu var. kaldır. Şimdi buradan var. bilmem ne. Tak oradan araya sal. Tak buradan araya sal. Tahir gibi top oynuyor. Tahir'in oynadığı top gibi top oynuyor. Yüzü Tahir'e vereceğim o yüzden. Bir tane hemen Tahir abi girmeden bir like isteyelim. Ne diyorsunuz? Like işine. Bakalım like işinden ne olacak görelim. Tahir abi sen devam et istersen. Pasa aldım sizden. Devam edeyim. Valla Hatay dirençliydi. yani Hatay'ı gayet dirençli gördüm ben. Ee, özellikle ikinci yarıda. Ben Galatasaray'ı beğendim tek yön ilk 25 dakikası abi. Yani geri kalan e, uzatmalarla beraber 70-75 dakika dersin. Tamamen hayal kırıklığı. Tamamen istemediğimiz yani içeride oynadığımız maçlarda görmediğimiz genelde e, bir oyun alışkanlığı oldu Galatasaray'ımıza. Ama ben yani bilmiyorum 3 puandan fazlası dersin böyle bir maç için ama hani sonuçta şey haftalara giriyoruz. Sıkıntılı haftalara giriyoruz. Şey arttıkça. Ama bilmiyorum yani bu kadar da kötü bir oyun ben beklemiyordum. Ya yani özellikle milli maç arası olmuş. Milli maçtan dönülmüş. Ondan sonrasında biraz daha coşkulu bekliyordum. Biraz daha istekli bekliyordum Galatasaray'ı ama 1-0'a tamam ettik. Abi ee, biz çok golle... milli aradan çok iyi dönebilen bir takım değiliz ya sanki. Genel olarak ritim takımı bence de öyle. Yani Aynı, bizim milli ara dönüşü bu seneki maçları bir ele alalım isterseniz beraber. Lafını bölmüş oldum kusura bakma ama. Beşiktaş maçı mesela. Yine Galatasaray'ın daha iyi bir oyun bekleniyordu. 2-1. Onun haricinde başka ne vardı? Hatırlayalım. Benim aklıma ilk Beşiktaş geldi. O yüzden söyleyeyim. Chat'ten de yardım alalım bu konuda. Chat'te mesela e, Şafak demiş ki ben Galatasaray'da büyük düşüş gördüm. İkinci topları alamadılar. Hakikaten ikinci topları genelde hep Atay toparladı. Biraz böyle alamadılar bir... bir... E, nefes yetmemesi oldu. Yani alamadık ve Hatay'ın kontralarına da çok müsaade ettik. Mesela Halil'in ikinci yarıda yapmış olduğu birkaç tane araya atılan toplar vardı. Tehlikeli çıkışları vardı Hatay'ın. Yani iyi, iyi, çıktılar oradan. Biraz da Demirbay'da da biraz düşüşlük oldu orada. Torreira biraz toparlamaya çalıştı orta alanı. E, Valla hani aldığımız 3 puana tebessüm edebileceğimiz bir düşman oldu. Başka da bir oyunsal anlamda ne bizi tatmin edebilecek, ne böyle gümbür gümbür gelebiliyoruz. Biz o ritmi bulacağız diyeceğimiz bir maç olmadı bana göre. Ya umarım bu ritmi bulacağımız maç haftaya Alanya deplasmanı olur. Çok zor. Alanya deplasmanı Alanya deplasmanı o ritim işine harbi ihtiyacınız olan yer lan bu arada. Çok zor maç. <laughs> Çok arızalı yer ben sana söyleyeyim. Tabii tabii. Aynen öyle. O zamanlar bir ora kaldı arızalı Galatasaray'ın. Bir de bir yer daha var. Adana, Adana Demir Deplasmanı var. Adana Demir Deplasmanı aynen öyle. Adana Demir Deplasmanı var. Yani yaptığımız tahminlemelerde bir puan kaybı oraya yazıyor. Ben ikisinden birine bir demiştim. Sen şey demiştin. Alanya ile Kasımpaşa'dan birine bir dedin. Kasımpaşa mıydı aslında? Evet Hasan abi Alanya Kasımpaşa'dan, Kasımpaşa'dan, Kasımpaşa'dan birine demişti. Mıydı? Ben Alanya Adana Demir'den birine demiştim. Onu hatırlıyorum. Ben Alanya demiştim ama tamam, bakalım. Doğrudur. Sen bir aynen, paş Bak Paşa'ya bir dedin yazmıştır. Okan Buruk konuşmamış mı? Okan Buruk küs mü lan? Niye konuşmamış? Okan Buruk. Okan Buruk. Rekor kırmış. Üst üste. 19 galibiyet üst üste. İç sahada. Ama Okan Buruk küs galiba lan. Okan Buruk niye konuşmuyor? Okan Buruk baştan sonra maçtan sonra da birazcık bozuktu ya. Hedefim Performans şampiyonluk ve sonra 5. yıldızı takmak demiş Okan Buruk. Önce bu sezon sonra önümüzdeki sezon 5. yıldızı takmak istiyoruz demiş. Genel performansımızdan memnun değilim demiş. Genel per Galatasaray'ın genel performansından memnun değilmiş. Enteresan açıklama. Okan Buruk performanstan memnun olmadığı zaman kenarda bunu vücut diliyle çok net aktaran bir hoca bu arada. Evet. bugün çok net belli Aynen. etti onu iç saha performansımızın altında kaldık daha iyisini yapmamız gerekiyor çok attık ama isabet yüzdemiz çok düşük lider Galatasaray performansının altında kaldık üstüne çıkmalıyız 7 maç var Galatasaray'ın kupası yok bir şey yok süper kupası da yok görünen o ki 7 maçı kaldı 7 maç 7 final oynayacak 24. şampiyonluk için Galatasaray adına avantajlı bir senaryo tabii. Biraz işte geride kaldık diyor. Performans olarak geride kaldık. Ben de biraz Galatasaray'ı geride buldum bu arada. Hakikaten çok yavaştı. Özellikle ikinci yarı Atay cezayı kesebilirdi. Atay o cezayı kesecek enerjiyi bulamadı. bulamadı. ya yani Hücumda daha komple bir takım olsaydı abi ben bu akşam büyük bir arıza çıkabileceğini düşünüyordum. Hani bir Alanya olsaydı mesela şu andaki bir Alanya olsaydı ceza kesebilirdi yani. diyorum yani. Yüzde kesebilirdi ama hani sonuçta şeyde ne yazıyor? Hani bu kadar atıyoruz tutuyoruz Galatasaray kötüydü bilmem neydi. Puan ne yazıyor istatistikte? şu yazıyor adam 19 iç sağ maçtır kazanıyor. Nasıl işte İsmail Kartal onu diyoruz bunu diyoruz adam bir şekilde orada şeyi koyuyor Sana ee, Tabelaya tab baktığın zaman Tabelaya baktığın Abi. zaman adam Avrupa'da son 8'de ligde Galatasaray'ı takip ediyor Aynı şey yani burada Okan Buruk bir de geçen senenin şampiyonu Hani bugün Galatasaray evet. kötüydü, kötüydü. E, Hatayı da açtı Bir maç daha geride bıraktı Süper Lig'de 31 maçı tamamladı Kaldı 7 maçı Son 7 maç yani 7 maçlık Bir şeyi kaldı artık bir süper kupası var. Fenerle iki kere oynayacak falan diyorduk. Öyle bir şey de olmayacak. Fenerle de oynamayacak. Belli yani görünen o. Alanya deplasmanı var 15 Nisan'da. 15 Nisan'a kadar maçı yok mesela Galatasaray'ın. Mesela bu iyi bir şey değil. Özellikle bu az önce konuştuğumuz senaryodan sonra uzun beklemeler Galatasaray'a iyi gelmiyor. 15 Nisan'da maçı oynayacak. Fener sahaya çıkmadığı senaryoda. 17 Mart'tan 15 Nisan'a Galatasaray tek maç oynamış olacak. Yani önümüzdeki bir ay boyunca Galatasaray'ın bir tane maçı var. Geçen sene Galatasaray böyle bir senaryo yaşadığında yine Yaşadı Aynen öyle. Deprem oldu. Sonra bilmem ne oldu. Galatasaray 3 ayda bir maç mı ne oynadı? Doğru. Tabii, Geçen sene de böyle bir şey yaşadı. Kasımpaşa maçı. Bir maç oldu, bir şey oldu. Aynen. Yani, milyar oldu. Aynen. Erteleme oldu. Deprem oldu derken Galatasaray böyle 3 evet. ayda 2 maç mı ne oynamış oldu? Evet evet o üretim kaç i̇çeride Pendik var Galatasaray'ın. Dışarıda Adana, içeride Sivas, dışarıda Karagümrük, içeride Fener, dışarıda Konya. Alanya'dan Bu... sonra. Tabela, tabela mevzusunda Fatih Hocamızın güzel bir lafı var abi. Look at the tabela Fener. mı diyorsun? L look at the table. Beyler. <laughs> Aynen öyle. Niye Fatih <laughs> <laughs> Evet. Önemli bir özelliğidir. Ya geçen yani sene... Fatih Erim'e de Panathinaikos Başkanı da bu sene özel bir işimiz imzattı. İkinci hoca değiştirip dördüncülüğe. Hakikaten e, çok isabetli bir karar vermiş. Panathinaikos dördüncü değil mi? Dördüncü olmuş. Jovanovic hocanın ağını aldınız. Kovdunuz adamı. İkinciyken Fatih Terim dördüncü yaptı. Bir de şey demiş Fatih Terim. Duydunuz mu onu? Danimarka'nın ne biçim kötü hakemini getirdiler Fawke maçı için. Yabancı hakem de Vallahi, çözüm top... değil diyor bu arada yani Fatih Terim. Ben de size mesajı vereyim. alt Bilmicim şey sen şey zaten Fatih hiç Galatasaray'da Okuyor, bir abi. daha görmek istemedin. Açık konuşalım ve dürüst konuşalım. Evet. Ee, haklı çıktın diyebilir miyiz? Aklı çıktım diyebiliriz. Bir budış bizi ya, izliyormuş mi? bu arada. Bir tane budış. Bundan Furkiler'de de var. Bunu feci seviyorum. Ee, bu Fındıkto bizi izliyormuş. Allah tipe bak. Pars Furkan'dakinin adı. E Pars'a Pars, bir selam. Pars'a da selam. Pars'a da yakışıklı. bunun benzeri bir oyuncak aldım Pars'a da. Oynuyorum acaba. Fena yakışıklı Pars'ta. Pars'ta Aynı feci bu yakışıklı. Tek. Bu da çok karizma ama. Bu da felaket bu da çok karizmi. Bu da, Kendi, da felaket et, karizmi. Kemeri özellikleri de vardır. Pars'ı Emir'e Parsla bak. Pars'la beraber demiş. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Pars'la beraber Maçka Parkı'nda gezme fırsatına erişmişimdir. Bunu da söyleyeyim. Fena bir köpek. Evet. Galatasaray'ın sofaları yapalım. E, fener işine geçelim. Çetteki Galatasaraylılar da hafiften o işe geç su kal, kal, kaynatıyoruz gibi bir şey yazmaya başladılar. E, Fernando Muslera 7.6 Mustere ben bugün 10 veriyorum. 500. maçına çıkmış. 10. için. 10 puanına iştirak ediyorum abi. Keyfi geldi. 10 puanına tüvitar. iştirak ediyorum abi. 7.3 <laughs> 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 Azla iştirak önce. Sen ne dersen iştirakım abi 2. <laughs> Barış Alper <laughs> Yılmaz. <laughs> böyle... Vallahi ben böyle şey, şey, 8 ya. oynadı vardı değil mi? onunla biraz tadını kaçırdım bu işlerin. Uyumur, evet. Ben ki gönlümden 10 koptu öyle hmm, şey. Gerçeklikten kopuk bir yorum verdin. Ben e, 8 veriyorum. Bir iki yerde pozisyon olabilitesi olan bir anda hemen çıkıp topu da çok iyi yerde uzaklaştırıp yani topu da öyle bir noktaya ki kör nokta. Yani acayip yerlere uzaklaştırdı. Mustere, Çok Muslera'ya Mustafa'dan birini bırakması saçmalık mesela. Yani bir diğer saçmalıktı ama o da herhalde onun hiç gönlü yok o işlere sözleşme istiyor. Hakkıdır da ben Galatasaray'a. Ya Galatasaray bu yaşa bu adam yaşadığı sürece kaleci işini düşünme işte ya, yani. oynar bir şekil. Ya Muslera istemediği sürece. Tabii tabii. Hatırlığı. Aynen, Galatasaray formasını Barış Alper Yılmaz'ın 6.7'sini doğru buluyorum. Fazla almaz. Bugün her bir deli dana gibiydi. Yani, ne yaptı belli değil. Bugün Ziyeh'le de çok uyum sağlayamadı. Aynen öyle. Kaldı ki Ziyeh tam uyum sağlanacak adam o işlerde. Yani pek kanat işlerinde uyum sağlanacak adam. Bu arada Galatasaray'a üçlü savunma oynayabilir gibi geliyor bana. Oynayabilen Okan, Bur Okan, Bur Okan Burun çok görünüyor ki bu işte ya. Galiptir bu yolda Ay, Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce söyledim. Onlardan ne hissettiğimi anlattıklarım uygulamalarını. Galatasaray'a karşı bu sene böyle mücadele eden bir takım hatırlamıyorum. Yok be hocam. Ara gümrük. En ilk aklıma gelen mesele. Kasımpaşa oğlum. Daha iki hafta oldu. Zinleşam Aa, oldu. doğru, Kasımpaşa. Kasımpaşa Galatasaray'ı yeniyordu. Sonra içen... da düzeltti Galatasaray. Benim yok iç sahada kara gümrük geldi. Acaba iç sahada mı? 1-0. Belki de şey diyordur doğru. Arenada diyordur. It... İç sahada kara gümrük de zorlamıştı bizde. O geldi. Doğrudur. İç saha diyordur. Belli Volkan Hoca. Ben genel düşündüğüm için aklıma tek tek Kazımpaşa geldi. O yüzden bir şey diyemem. İstediğimiz her şey yaptılar. Duran toptan yediğimiz bir gol var. Belki foul olabilir. Rivas'ın arkadan itildiği bir pozisyon var. Penaltı olabilir mi olabilir. Bir şey diyemem. Genelde offside var mı? Golde offside var mı? Çizdiler baktılar ki herhalde var demiş. Ee, Valla açık konuşayım. Ben ne... Arkadan itilme işinin penaltı olduğunu düşünüyorum. Ne de pozisyonun offside olmadığına inanıyorum. Ama belki biz çok yanılıyoruzdur. Volkan Demirel'in dediği gibidir. Bir Hakem yorumcusunun böyle bir yorumunu görürsek şakkadanak ekrana veririm. Ben ama katılmıyorum Hakem'le ilgili söylediklerine. Ben de katılmıyorum. <laughs> Volkan abinin Vallahi... Hakem'le sözlü hakkında söylediklerine iştirak etmekle beraber <laughs> Barışel şey Victor Nelson 6.9 adam mı sence? Yok. Kaç adam? Bence değil. 7.2. Vallahi bir 7.5 alır ya. İyi durdu. Ya, benim çok beğendiğim bir isim. Ben 7'yorum e Çok dalga geçiyor ama. Ben hiçbir Çok zaman dalga geçmem. Hatta senle ben her zaman birbirimize iştirak etmemizle bilinir. Abdülkerim <laughs> <After gülüyor> Bardakçı 7.1 almış. Abdülkerim Bardakçı'ya 7.3 veriyorum. Ben ve en sonundan iyi oy vereceğim. Ona. Ben Çünkü... ona da 7.2 veriyorum. Tam 7.5 ile 7'nin arası. 7.3 alırım ya. Yani. İştirak. Ben 7.2 veriyorum. Derik şu an... Bir dakika o tweetle alakalı şey söyleyeceğim. O tweet'te bizde çok dalga geçmişler ama şöyle bir şey vardı orada. Sen 7.2 veriyormuşsun ben 7.37 veriyormuşum. Yakın bir şey veriyorduk. Ha öyle Onu mi? Onu bir hatırlatayım. Aynen. İzlenen ve e, takip edilen insanların taklidi yapılır. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen ve değer görüp İzlen. yorum yapan tüm kardeşlerimize. Derik Kön. Haklı yine ya. Derik Sopran. Kön yağ gibi aktı. <laughs> Derik Gön çok iyiydi. İyi topçu Derik Gön ya. Ee, niye güldüm abi diyenler olabilir. 8. Küfürlü bir benzetme aklımda vardı. Onu yapmadım arkadaşlar. var helal edilsin. Ama aktı. İyi oyuncu. Yedi, tam 7.8'lik oynadı. 7.8 adam. 7.8 adam diyorum ben de. Kerem abi, Demirbay... De... Milyar öncesi Kerem Demirbay değildi bence. Kasımpaşa maçında da sallanmıştı Kerem Demirbay. Aynen Bu öyle. maçta da sallanmayı sürdürdü. Evet evet. 7. Yani Fazla alma. 7.1'i sofa buna eklemiş. Çok nokta birlik adam değil. Ben hatta yeşil yanmasın diyorum. <laughs> 6.97 mi diyorsun İlmim? Aynen. 6.97 veriyorum. Yuvarlamadı. Lucas Torreira, Lucas Torreira 7.5 harbi 7.5'luk oynadın lan. Sofa bu Galatasaray'ı tek atmış. Sofa da puan Annel. vere vere vermeyi öğrenmiş. Bravo Sofa. Analiz işini azaltalım. <laughs> 7.5. Bence de 7.5. 7.5. Diziyek de 7.5 ya. 7 almaz. Bugüne özel bir not verelim adamcağıza. 40 yılın başı oynuyor zaten. 7.5 alsın ya. Diziyek'le alakalı şöyle bir şey geçiyor abi içimden ya. Bu kadar laf ettiği ya bir tane sola çekip yapıştıracak bir maç Galatasaray'ın kilidini çözecek. Çözer. Çok hissettirdi ya. Yani. Yazında gitsin diyorum ben işte. Çözsün, güzel bir hatıra bıraksın. Yazında gitsin derdim ben. Benim takımımda böyle bir adam olsa. ben bir ben bir sene daha zevkle devam ederim istiyorum ya. Sen bir sene daha devam etmek istiyorsun da o adam seninle maksimum iki ay daha devam ediyor. 8 ay yatıyor zaten. İşte gönlü varsa ya. Ya yok biz... gerek yok. Ben Onun onu kim devam çekiştiririm de gönlünü o ben de devam Wilfred Za 6.6 Wilfredza 6 devam. Fazla fazla bile. 6 bence de 6. Fazla fazla, fazla altı kullan. Bu 6'yı bu 6'yı Hey <laughs> Talks ekibi olarak sana <gülüyor> <gülüyor> büyük bir mutlulukla veriyoruz kardeşim. İyi günlerde kullan. Mauro Icardi 7.8. Başın 7. adamın 7 en son konuşalım aynen. Oğlum Mauro Icardi de, de 8'lik oynadı bence ya. Niye 7.8 almış? Bence 8'lik o... oynadı. 8'den aşağı oynamadı ya. Oynamadı. Yeş... Koyu yeşili yakar abi. Koyu yeşillik oynadı evet, çocuk. Evet. Gol ama bir tane ne kaçırdı beyler ya. Chat'te de yazmışlar. O, o, ya golden go hemen son pozisyon. Ya sakat olunca en azından şey yani bunları aramıyordu. Dalga en azından abi tweet atacaktım. Diye. Ne kadar dalga geçmeliyim tweet atsam devamında gol attığı için atmadım. Böyle bir adam. Dries Mertens 9 ya. Bence 9. Ben Bambaşka topçu ya. Bambaşka bir topçu. 9'un... Dokuz, 9'una iştirak etmekle beraber 8.8 vereceğim. Aynen öyle ilmim yine. Ben 8 <gülüyor> 8 8 buçuk abi. Kralım 8 buçuk alır maçta. Çok 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 özel ya. adam ya. Bu sene bu sene Galatasaray şampiyonluğu en çok kime yazar? 5 kişi sayın ama şey sayın. Okan Buruksuz, Erdem Timursuz falan sayın. Yani onları alacaksanız almayın ya. Yani. Belki de almayacaksınız bilemem de. Sen say abi. Sonra ben sayayım. Ya sen şampiyon olursa top beş mi? Ee, evet. Mertens 1 Evet. Ee, Barış Alper 2, Muslera 3. Icardi mi 4 desem ya? Davinson'a mı 4 desem Icardi mi 4? Birine 4 diyeceğim, birine 5 diyeceğim. Ben şöyle düşünüyorum. Be biri kararını versin. Biri 4 olsun chat, biri 5 olsun. Bence bir Mertens. Bir Mertens. 2'ye kimi yazalım? Bence Barış Alper derim ya. Orayı rayı almadım ben. Ben Barış ben. Alper. Ben almadım. Alper Siz unutmayın. Ben Belki tamamen kafadan çıkardım ya. Toray rayı. Siz alacaksanız alın yani. İki Hadi barış diyelim. 3 Muslera, 4 Nelson, 5 Toreyra diyorum ben. Ben ne nereden... alayım? Icardi'yi çıkarıp Toreyra'yı alacağım lan. Ben diğer isimleri çıkarmak istemedim. Toreyra, ben Icardi... Nelson'u Nelson çok dışarı şey atıp Toreyra'yı alabilirim. Sen Davinson'u mu koydun? Davinson 5 beş... ya da 4 Toreyra 5 Davinson diyorum. Ben Nelson'u bir tak yukarı yazdım. Tamam. Sen Nelson'u yine sen Nelson işinde yine tadını kaçırdın ya. Ben şöyle düşünüyorum çünkü Abi Nelson yenik Nelson... yarısında oynamadı mesela. Nasıl Galatasaray şampiyonluğunun top 5 isminden biri olabiliyor? Şöyle Tek düşün Nelson'un oynadığı bak Nelson'un oynadığı dönem Galatasaray'ın stoperi yoktu başka. O o dönemi Galatasaray'ın puan kayıpsız dönmesindeki en önemli etkilerden biri bence Nelson'du. Nelson yanımda bak Abdülkerim'in olmadığı bir yani zaman evet, zaman evet. birinin %100 olmadığı bir dönem. Ya hep oraların Nelson'la döndü. Fener derbisinden bu yana Nelson Galatasaray'ın değişmez zon bir oyuncusu. O oralarda puan Allah, kaybedebilirdi bir, Galatasaray'ın. Biri Mertens deriz abi. İki Barış Alper derim. Üç Muslera derim. E, dört Torreira. Beşte son üç aydır iyi performansıyla Demirbay derim. Aa, Demirbay da var lan doğru diyor. Demirbay da evet. 5 zormuş ama beyler. Benim soru da zor. Yani 5 Ya yani ilk ilk hep 5, 5 zormuş. Da. Mesela ben Icardi'yi almadım. Kerem Demirbay'ı almadım. Icardi'yi üçümüz de almadık mesela. Tuhaf mesela. Kaç tane golü var? Kaç golü var chat? Icardi şu an gol krallığında ortak Ceko'yla. Yani düşün yani... mesela Galatasaray'da top 5'i almadık o da anlamsız oldu. Yani golcüdür yani. En kötü. Yani seni kaç maç çözmüş adam sana. 18 golü olan adamı top 5'e yazmadık mesela. Ne alaka? O da olmadı. Top 5 yapmak zormuş. Ama Galatasaray ya da Fener oldum. şampiyon oldu mu bu top 5 işini iyi düşünmek lazım. Bunu mutlaka yaparız. Bir lig sonu yayını yaparız. Onda bu işleri iyi düşünmek lazım. Harbi bak şu an mesela çok az düşünerek yaptık. Birçok hatamız oldu. Mesela Kerem'i hiçbirimiz almadı. Kerem Aktürkoğlu hiç yok mesela. Kerem'in ilk de 11 golü var. Hatırlatayım. Evet. Abi bekleri konuştuk, Barış Alper'i de konuştuk, Köyünü de konuştuk. Ya mesela ilk, bu... yarı ilk yarı boy. de. İlk yarı boy tabi. Ama ben varlığını hissettirememesiyle de bir ismi daha söylerim abi. Sergi Oğri diye bir adam aldık. <laughs> <laughs> yani Galatasaray Gaz, Gaz ya da Fener'in işte hangisi olamazsa bir de bir bidon beşli yaparız ya. Tabii, tabii. canım. Hani Galatasaray'ın bidon beşli aşağı yukarı belli zaten olamadığı senaryo. Endombele, şey onu oru yer. Tete tabii. Zaha. Kim olur? Başka? Vinicius. 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 Ya bilmiyorum. da Ziyek. İkisinden biri. Ziyek. Bakan bu. Bakan yok be. <laughs> Yok, ama, ee, Volkan Demirel basın toplantısı verirken Muslera basın toplantısını basmış ve sarılmışlar. Ha ee, evet, Oliveira mesela. Eski iki dost. Aa, doğru. Abi çok acayip adamlar. Evet şimdi. Turan ee... katılabilirsin abi bize. Hayırlı akşamlar. Şimdi Turan'ım. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Abi sen açıklamaları aç istiyorsan ekrana. Onu hangi sayfadan açayım Turi? Sen hangi sayfadan açmamızı isterdin? Ee, Oran. Sports Digital olabilir. Orada kapsamlı yazdıysa oradan açalım. Ben bir iki cümle söyleyebilir miyim? Biraz doluyum da. Of. Hoş geldin öncelikle. varsa. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Yarın bize Arçelik televizyonu aldırmayacak bir adam. Ee, bir do... yani, Nokta Ramazan geldi. ayında 20 bin kişi <laughs> taraftarının 5 saat boyunca kongrede oturup 28 dakikalık bir Acun Ilıcalı yapımı belgeseli izlemek ve şampiyonluk yarışında baş başa gittiğimiz ezeli rakibimize değerli başkanımız Ali Koç'un doğum gününde 15 tane gol yiyerek mi kupayı hediye edelim yoksa direkt onları hiç yormadan mı kupayı hediye edelim mi tartıştı romantizm soslu yönetimimizin basiretsizliğini kanıtlayan her ne olursa olsun Ali Koç ve yönetiminin sene sonunda bırakıp gitmesinin gerekliliğini bize net şekilde gösteren Trabzonspor maçından sonra yaşanan güçlü kenetlenmenin tek kalemde silindiği ve havanın tamamen negatifle döndüğü Fenerbahçe tarihinde kocaman bir kare leke olarak kalacak yapılmış en kötü kongreyi bugün izledik. Ben bunu Hayda. söyleyeyim. Doğru söyle. Yüzde yüz katılıyorum. Tahir seni hakikaten evet. Gözlerinden öpüyorum. Turan, tu çok tu Turan pardon. Turan'ın gözlerinden öpüyorum. Ee, müthiş konuştu. Hakikaten yani diyecek söz bulamıyorum. Baştan sona imza atıyorum. Çok doğru konuştu. Anayasa kitapçığı ya. Çok Turan çok doğru konuştu. Söyleyeyim. Çok çok Ali doğru Koca, konuştu. Ali Koç'a iletişimci olabilecek. Ki bak ben sana bir şey söyleyeyim, adam. söyleyeyim mi? Ben Turan'ı tamam, izliyorum. Tamam, tamam. Hep e, şey yaptığımı yani hep beraber maç izlediğim adam. Aşağı yukarı bu sene en çok maçı Turan'la izlemişimdir Discord'da. Ali Koç çıkmayalım la futbol organizasyonunu bitirelim dese böyle konuşmazdı. Yüzde Yani hiç böyle bir tepkide bulunmazdı. Evet. Ya ben şunu söyleyeyim. E, Turan yine alır sözü de. Ben Ali Koç'la ilgili problemin hep yanlış yerde arandığını düşünüyorum. Yani ben tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Bence halktan ve gerçek hayattan çok uzak bir adam. Yani gerçek hayatın ne olduğuna dair çok toz pembe bir bulutun üstünde yaşayan bir adam. Ya yani bir gün Fenerbahçe televizyonuna çıktı. Fenerbahçe TV'ye dedi ki biz dedi camiamıza dedi ligden çekilme dedi dahil her şeyi soracağız dedi. Topluyoruz kongre dedi. Lütfen dedi herkes ikisinde gelsin. Ramazan ama dedi. Dişinizi sıkın gelin. Abi 25 bin adam gelmiş. Tek sözümde. Yurt dışından gelenler de var. Onu yurt dışından gelenler var. İşini gücünü bırakanlar var. İzin alanlar var. 25 bin adam gelmiş. Diyorsun ki biz ligden çekme işini yazın konuşak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hiç mi düşünmüyorsun o insanları? Sor. Zaten sorduğun maddelerdeki de ee, şeyleri de yapamayacaksın ki çoğunu. Ama en azından o insanlara sordun, o insanlar dedi ki başkan sen en iyisini bilirsin, sen karar ver dedi. İnsanlar sana yetki verdi. Öbürünü de sor. Desinler ki sana yine yetki versinler. Desinler ki gerek görülürse ligden çekilmesi, futbol faaliyetlerinin durdurulmasını da oylat. Oraya kadar insanları getirmişsin bak. Ya biz sorduk. Eee o ligden çekilme işini, o ligden çekilme işi öyle değilmiş. Onu 3 ay sonuna konuşalım. E, takımı da çekmeyelim. Buraya kadar emek vermişler. E, vermemişler miydi ikisinde? Yenmemiş miydin Trabzon'u? Abicim sen bütün zorlu deplasmanlığını bitirmişsin. Galatasaray dışında. Tek maçın kalmış Galatasaray. Galatasaray maçında çıkacaksın yeneceğin ya da yenileceğin şampiyon biri olacak. Bitirmişsin. Takımın karakter koymuş, kişilik koymuş. Sona getirmiş işi. Orada sana atılan maddeler orada sahaya inenler, provoka, provokat olayı provoke edenler, orada o güvenliği sağlamayanlar, seni sana orada bir kumpas kuranlar, varsa bir kumpas Trabzon Ustadı'nda istediklerini alamamış. Sağ salim evine 3 puanla dönmüşsün. Hatta onlar sana yarayan bir şey yapmış. Sen kenetlenmişsin artık. Sen kenetlenmişsin cami olarak. Turan'ın dediği gibi yani Aziz Yıldırım'ı bilmem hep beraber kenetlenmişsin. O Dursun Özbe'ye karşı falan Aziz Yıldırım bir iki tane köşe çıkardı. Mesela herkes bir de orada tam o sırada. Biz kongreyi ya. toplayalım. Küme düşmekte dahil bütün seçenekleri konuşalım. Aziz Yıldırım çıktı dedi ki ya bunu ne yaptı belli değil dedi ya. Çünkü bakın arkadaşlar sevin sevmeyin. Beğenin beğenmeyin. Doğrusu vardır yanlışı vardır. Aziz Yıldırım çok gerçek bir insan. Yani Tuzla bir şeye katıldı. İftar açılışına katıldı. İftar açılışına diyor ki ya ne yaptığınız belli değil diyor. E, anlamıyor çünkü ne olduğunu. Niye Fenerbahçe'likten çekilsin? Böyle bir yerde niye çekilinsin? Ha çekilinecek mi? o zaman çekilinecek gibi konuşun. Buraya bu kadar insanı toplayıp oylamıyorsun bile. U19 fikri. Ya bu kadar yanlış bir fikir olamaz ya. Ya bütün camiayı kenetlemen gereken gün. Bütün camiayı bir araya getirmen gereken gün. Nasıl camianın tepkisiyle karşılaşabiliyorsun aynı kongrede? Bu 19'daki çocukların ne günahı var kardeşim? Niye çocukların gururunu ne Niye çıkıyorlar da Şanlıurfa'da bu çocuklar maç yapıyorlar? Ne günahları var ya? Niye Şanlıurfa'da oynasın bu çocuklar? Niye Galatasaray 10 tane alsın 19 Fenerbahçe takımına? Ne gerek var böyle bir şeye? Ya da maça çıkmamana ne gerek var? Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmamasında koyduğu tepkinin kime ne yararı var? Şimdi herkes Beşiktaş'ın 3 Mayıs meselesini konuşuyor. Beşiktaş yarı final rövanş maç maçına çıkmadı. Beşiktaş ne dedi? Bize orada madde atıldı. Bizim hocamız yaralandı. Biz o statta bir daha maç oynamayız. Seyircili maç. Devlet dedi ki git oyna. Beşiktaş dedi ki yok ben gitmiyorum oraya bir daha dedi. Kardeşim bu maç Trabzon'la değil. Trabzon'la değil. Trabzon'da değil. Trabzon'la değil. Trabzon'da değil tarafsız bir sahada ve bir kupa finali ve hak etmişsin geçen sene futbolcuların alnının teriyle gözündeki yaşla anladığı azıya kazıya gitmişler Türkiye kupası almışlar ve Galatasaray'dan bir kupa alma imkanı yaratmışlar sana. Neden Galatasaray Müzesi'ne bedavadan bir kupa ekliyorsun? Ve nasıl bu müthiş bir coşkuyla alkışlanarak karşılanıyor. İşte camia bugün attığım tweet Fenerbahçe'nin gerçeklikten kopmayan bir lidere ihtiyacı var tweetimin anlamı o. Türkiye'de sınıf başkanlığı bile olsa liderden gelir abi bu iş. Lider başlatır, lider bitirir bu işleri. Lider böyle olduktan sonra Oraya gelmiş Fenerbahçe için saf temiz duygularla oturan insanlar da destek veriyorlar. Sen ne dersen biz senin arkandayız ama liderin bunları düşünmesi lazım. Niye Galatasaray bedavadan bir kupa alıyor? Abi? Neden Galatasaray bedavadan bir kupa alıyor? Fenerbahçe'nin Süper Kupa finaline çıkmaması kime zararlı? Fenerbahçe'ye Tamam. Federasyon başkanı istifa edecek mi Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmıyor. O adam zaten Süper Kupa finalini bir kere oynatamadı etmedi. İkinciye oynatamamasında evet. niye etsin? Galatasaray'a bir zararı var mı? Ya, ter atmadan ya. kupa alacak. Ter. Şuradan ter akmadan kupa getiriyor müzeye. Federasyon başkanına zararı yok. Galatasaray'a zararı yok. Urfa esnafına zararı var. Ama yani Urfa esnafı mı Fenerbahçe'yi 2006'dan beri zorlayanlar? Urfa esnafı yüzünden mi oldu bunlar? Ya bu inanılmaz bir şey mesela. Yani ne diyor? İşte yabancı hakem gelmezse ve ertelenmezse çıkmayacağız. Ya yabancı hakem de gelmeyecek. Ertelenmeyecek de. Yani niye böyle bir şey diyorsun? Çık. Al kupanı. Galatasaray'a. Arenadaki maçtan önce şu mesajı ver. O maçı garanti görme. Bak ben seni tarafsız sahada yendim. Orada benim işim daha zor 50 bin kişiye karşı ama ben seni tarafsız da yendim. Ona göre çık. Arenaya de. Mesaj ver. Taraftarına da mesaj ver. Korkmayın. 8 maç kaldı. Bak yendim. Bir daha yenerim de. Bu kadar basit. Ha, yenemiyor musun Galatasaray'ı? En azından bedavadan kupa kaptırma. Galatasaray'ı da yor. Galatasaray'ı da boz. Galatasaray'dan da bir oyuncu belki o maçta... Sana karşı aşırı oynadığı için, aşırı stres yaptığı için 3 hafta 4 hafta sakatlanacak belki. Sana karşı aşırı hırs yapıp. Ya yani niye çıkmıyorsun abi bu maça? Niye Galatasaray'a bedavadan kupa veriyorsun? Fenerbahçe tarihinde Galatasaray'a bedavadan hediye edilen kupa var mı? Bütün Fenerbahçelilere bu soruyorum. Fenerbahçe Yok. tarihinde böyle bir an var mı? Bedavadan Galatasaray'a kupa veriyor Yok olmamalı da. Ya olmaz abicim siz yani rivalsınız rival birbirinizin rivalsınız. Niye bir adama kupa veresin? Öleceğim vermeyeceğim. Ünal Aysal basketbol son maça çıkmadı. Yanlış bir mil Doğrusun. Doğru. Orada ya. bir mesele vardı. Biz de, de çıkmıyoruz son maça. maçı şampiyon oldu. Galatasaray maça çıkmadı. Abi Galatasaray Fenerbahçe'ye bedavadan kupa verdi mesela. Galatasaray'ın tarihinde böyle bir şey var. Bedavadan kupa verdin. Niye veriyorsun? Çık oyna yensin Fener seni. Bedavadan kupa verme işinden ben yokum abi. Ha şuna yüzde yüz veririm. Bak bugün şu karar alınsaydı Fenerbahçe'de sonuna kadar peşinde olurdum o kadar. Biz bir daha Trabzon'a gitmiyoruz. Gitmiyoruz kardeşim. Siz bizi her sene oraya götürüyorsunuz. Güvenliğimizi sağlamıyorsunuz. Biz Trabzon'a gitmiyoruz. Abi bu hareketle Fenerbahçe'nin eline ne geçecek mesela? Trabzon'a gitmeseler bir daha. Ya bilmiyorum onu soruyorum işte. Mesela bak Fenerbahçe sporla Süper Kupa finali yapsaydı ve çıkmasaydı şey demezdim. Trabzon'a bedavadan kupa finali veriyorsunuz demezdim. Yemin ederim demezdim. Çünkü derdim ki kardeşim siz bizim Süper Kupa'da siz bizim şeyimizi sağlayamıyorsunuz ki. Siz bizim Trabzon'a karşı güvenliğimizi sağlıyorsunuz. Ben bu devletin güvenlik güçlerine güvenmiyorum. Trabzon'a karşı sahaya çıkmıyorum. Oradaki tepki haklı olurdu. atardım biliyor musun? Ve alsın Trabzon kupayı. Dik duruştur. Sen benim güvenliğimi sağlayamadın. İki kere ben Trabzon'da saldırıya uğradım. Farklı yıllarda. Dokuz sene geçti faillerini bulmadın. Ben bir daha Trabzon'a gitmiyorum. Ulan Ali Koş Şahane karar. Şahane karar derdim biliyor musun? Bugün kongrede sonraki senelerde Trabzon'a gitmeyi düşünmüyoruz tarzı bir şey dedi galiba. Et, ama Öyle bir onu, onu oylatmadı ki taraftar. Onu oylatsaydı o, 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 mantıklı bir karardı. Onu oylatmadı mesela. Niye oylatmadı? Şöyle bir şey dedi sonra başkan. Ama böyle de 3 pandan 6 puandan oluyoruz dedi. Okan Buruk bizim sorunumuz değil. Belirlenen yerde belirlenen saatte olacağız demiş. Ee, Fenerbahçe'nin... Doğru mesela. Süper kupa meselesiyle ilgili bedavadan kupa abi niye oldurulmasın ki? Tamam. Ya bugün yani Fenerbahçeliler kızabilir. Dün Galatasaraylılar kızıyordu. Erden Dursun Özbey dedik. Bir tane ikisinden biri yalancıydı dedik. Ortak tanı diyor ki dedik. Dursun Özbek yalancı. O zaman sen camiyana yalan söylüyorsun dedik. O gün de Galatasaraylılar tepki koymuş. Arkadaşlar yayın yaparken birileri ona tepki koyar diye kafamın çeyreğinde bir düşünce yok. Bugün de Fenerbahçeliler tepki koysun hiç önemli değil. Bugün Ali Koç'un açıklamaları ilk dakikadan son dakikaya Galatasaray'a yarar. Bak, ilk i̇lk dakikadan son dakikaya kadar Galatasaray'a yaramak. Yani yarar yani başka hiçbir anlamı yok. Ha bunu bilerek yapıyor bu adam Fenerbahçe içindeki Galatasaray'a yaşanı demiyorum. Bu adam hakikaten bile isteye bunu yapmıyor. Hakikaten e, artık gerçekliğini kaybetmiş abi. Başka bir anlam veremem. Yani Gerçeklikte uzak yakın bir bağ yok bu adam. Bugün Galatasaraylılar Ali Koç tekrar aday olsa mutlu olur mu? Kesinlikle olur bence. Benim sorum bu. Bugün bana bunları söylüyorum diye kızan Fenerbahçe'li kardeşler varsa canları sağ olsun. Ama YouTube yorumlarda rica ediyorum Galatasaraylılar'dan yani böyle PPS'inde de sarı kırmızı bir şey olanlardan rica ediyorum özellikle. Bu sorumu dürüstlükle cevaplar mısınız? Yarın adaylığını açıkladı Ali Koç. Mutlu olur musunuz abi? Tek sorun var. Başka sorum Çetteki arkadaşların hepsi oluruz diyor mesela. Tamam. Ben bugün çok... E, ben beni bugün Bana bugün çok kızan varsa chatte yorumlardan doğruyu yanlışı görebilir. Hiçbir Fenerbahçe başkanına şöyle bir şey oldu mu? Olur, olur 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 göbek atarız göbek atarız. Başka hiçbir şey yazan yok. Yakışıyor mu bu? Soruyu, Çünkü niye soruyu tersten sor abi. Çünkü niye biliyor musun? Adam Noel Baba gibi abi kupa dağıtıyor. Ho ho ho. Bir kupa daha. Ho ho ho. Başakşehir al bakalım. Ho ho ho. Süper kupa. Al bakalım Galatasaray. İyi ki doğdun. Öyle geziyor adam. Noel Baba gibi kupa dağıta dağıta geziyor. Ya sen Galatasaray'a. Kime sordun da kupa veriyorsun abi? Ben vallahi billahi Beşiktaşlı olduğum yerde kudurdum buna ya. Niye Galatasaray'a bedavadan kupa veriyorsun abi? Çık oyna ya. Abi sorunu istersen şöyle sor bir de. Fenerbahçe taraftarlarına sor. oraya Koç bir daha başkan olursa sevinir misiniz? Ya abi onlar Tarzı misiniz? da sevinir. Yani sevinenler olur. Şimdi Turan adına konuşmayayım da. Niye biliyor musun? Çünkü adam öyle bir gerçeklikten dışarıda bir ortam yarattı ki artık Fenerbahçe taraftarlarında da... Ben Fenerbahçe YouTube kanallarını falan izliyorum. Şöyle bir algı oluştu. Abi bizi bırakma. Bunlar işte bir bu sistem sen ol istemiyor. Senle başaracağız. Ya Fenerbahçe taraftarında da gerçeklikten kopmuş büyük bir kitle var. Yani tamamen. Ya var cim devasa bir, bir kitle var. Devasa bir kitle Hatta var. şöyle bir iddiam var. Yarın Ali Koç seçim yapsın yine seçilir. Kongreli öyle bir güç var. Yani. Şey seçilir ya. Tulum çıkarır. Yarın. Bak benim başka bir <laughs> şey iddiam var. Yapsalım. Aziz Yıldırım aday olsun Ali Koç çarpı 5 yapar. Aziz Yıldırım'ın oyunu. O... Olabilir. Olabilir. Yani çünkü kongreler farklı ortamlar. Bu, bugün en kötü günü diyelim Ali Koç'a. Yarın yine seçilir. Taraftar görüşüyle kongrenin görüşü farklı. Ya Arkadaşlar ee, camialar liderinden belli olur. Camialar lideri kadardır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Camialar lideri kadardır. Bugün Fenerbahçe. Ee, es kaza ola ki Fenerbahçe Başkanı bugün ben sordu ben Uğur Bey sözü istiyorum sizden buyurun Ali Bey ben soracaktım ama vazgeçtim bugün hiç soru sormuyoruz ben buradan anladım ki bu taraftar biz ne yapsak arkamızda dese de orada alkış kopacaktı. Yani abicim biz buraya oylama diye çağırdın. Niye oylamıyorsun? diyen adam olmayacaktı. Çünkü camialar özellikle Türkiye'de yani Türkiye'de Sıva Ustaları Derneği bile başkanından belli olur. Başkan bizde lider çok önemlidir. Bizde oba başı çok önemlidir. On başı çok önemlidir. Çavuş çok önemlidir. Çünkü göçebe bir toplum olduğun için başında duran adam diğer toplumlara göre sende çok şey fark ettiriyor. Bu bu Türk siyasetinde de böyle bak kaç seçimleri olmayan şey niye oluyor? Çünkü başta durmak çok önemli. Başında duran iş adam olma işi çok önemlidir. Bu yüzden işte mesela bir AK Parti değil de Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan olmasa AK Parti'nin başına kimi koyarsan koy ben çok iddialıyım %10'un üstünde oy Bütün Benliğimle eminim buna. Çünkü bu ülke lider ülkesi. Lidere bakıyor. Şimdi Ali Koç ben Fenerbahçelilere o yüzden kızmıyorum. Bana tepki koyan Fenerbahçelilere de kızmıyorum. Çünkü liderin ne yörüngede götürürse sen o yörüngede gidersin. Bu her zaman böyledir. Bu ben ve Hasan Arat ilişkisi de böyle bu arada. O da benim camiamın başkanı. O da bir şeyi bana inanarak söylerse ben de ona inanırım abi. Camyan başkanına inanırım. El alemin adamına inanma. Ama arkadaşlar bu illüzyondan uyandığınız zaman karşınıza şöyle bir tablo çıkıyor. Altıncı senesinde şampiyon olamamış bir başkanın devasa stat büyüklüğünde pankarta açılıyor bugün statta. Gerçeklikten hani bir an olsun bir gerçekliğe bir saniye döndüğünüz zaman da böyle üzücü bir tablo var mesela. Ya burası Fenerbahçe abi ya. Fenerbahçe'nin ne olduğunu Fenerbahçeliler unuttu ama rakipleri unutmadı. Ben bir rakip takım taraftarı olarak şaşırıyorum ha. Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum ben. Ben çocukken Facebook anti fener sayfaları sayesinde aktif bir siteydi. Anti fener Fener'in 32 senedir kupası yok. Son Fenerliler kupayı görenler işte taş devrinden kalma tiplere Fenerbahçe montajı yapılmış. Ben çocukken Facebook anti Fener'le popüler oldu. Bursa şampiyon oldu. Beşiktaşlılar Bursa'ya giremezken Bursa'nın şampiyonluğu için kutlamalar oldu. Bugün bakıyorum abi. Beş sene şampiyon olamamışsın. Kongreye çıkıyorsun. En baba rakibimiz Galatasaray müzesine bir kupa daha ekleyelim mi? Ekleyelim. Ama nasıl ekleyelim? U19'daki çocukların gururunu mu kıralım? Yoksa direkt mi ekleyelim? Hiç ter bile atmasınlar. Peki kime tepki bu? Sözü bırakıyorum. Abi ben şurada şöyle bekleme yapayım. Fenerbahçe'nin alacağı her radikal kararda zaten zarar alacağı az çok belliydi. Ama zarar almasından öte Fenerbahçe'nin alacağı radikal kararın altında haklı mı haksız mı bunun düşünülmesi gerek. Ben mesela bir Fenerbahçe'li olarak Fenerbahçe'nin futboldaki faaliyetlerini durdurmasını, ben Fenerbahçe'li olarak Fenerbahçe'de o izletilen 28 dakikalık belgeseldeki her şeye tüm benliğimle inanıyorum. Ve o yüzden Fenerbahçe'nin mesela aldığı radikal karar futbol faaliyetlerinin durdurulması. Ben Fenerbahçe'nin çok büyük zarar alacağını biliyorum. Amatör kümeye düşeceğini de biliyorum ama arkasındayım. Çünkü böyle bir karar alınmış ve Fenerbahçe bana göre haklı. Ama Süper Kupa'ya çıkmamak, U19'da çıkmak. Fenerbahçe niye Süper Kupa'ya gitmiyor, niye çıkmıyor? Burada bir haklılık yok ki. Sen 7 Nisan tarihi belirlenirken orada değil miydin? Bilmiyor muydun bu tarihi? 7 Nisan'da bu tarih belirlenirken 11 Nisan'da Fenerbahçe'nin maç oynayacağı belli değil miydi? O zaman niye sesini çıkarmadın? Ben bunları soruyorum. Burada bir haklılık yok. Yani süper kupaya çıkma meselesi evet bize zarar verecek. Versin. Haklıysak versin. Ama haklı değiliz. Bir haklılık yok. Ben ben buna inanıyorum. Ve U19'da çıkmanın zaten büyük bir fecat olacağını düşünüyorum. Galatasaray bizden 6 0 revanşını çok acı şekilde alır. Acımaz. Haklıdır da. Acımamakta. 10 tane atar. Kimsenin umurunda olmaz. 50 yıl sonra benim torunumun torunu baktığında da Galatasaray Fenerbahçe'yi 10-0 yenmiş diye görür. Kimse yedek kadar öyle çıkmış diye görmez. Kimse U19'la çıkıldı o gün ya tepki vardı diye kimse anlatmaz umur, o maçı. Hiç kimsenin umurunda olmaz. Tabii. Benim torunumun torunu arkadaşıyla şöyle dalga geçer veya onun arkadaşı. Ya de ki Galatasaray'a Galatasaray atılmadı abi. Aramış de Galatasaray atmadı 10-0'dan daha kötü değil mi Fenerbahçe'nin pırıl pırıl gençlerine Galatasaray acıyor ve top çeviriyor bu daha acı değil mi mesela izle. yani i̇zle, bunu izleyeceğim mi? 10-0 izleyeyim biliyor musun ya topçu -10. açısından düşün abi topçu açısından bir berbat bir şey oğlum kariyerine başladığın yere bak ya Fenerbahçe seni abi. bir ceza olarak düşünüyor 18-17 yaşındaki evet. topçunun şeyine bak kalbindeki şeye bak kırgınlığa bak ya Abi ben empati kuruyorum mesela. Düşünsene yani Temmuz'da yeni sezon kampına hazırlanacak çocuk. Fener'den PTT veya bir alt ligin e, orta sıra takımlarının birine kiralık ver vermişsin. Adam diyecek ki ya işte böyle böyle bir hadise yaşadınız falan. Bunun hükmüyle yani yaşayacak bir çocuk. Ya tabii ya. Kariyerine ha, öyle başlayacak yani. Bir de buradan yönetimimize sesleneyim. Belki haberleri yoktur. Haberleri olsun. Fenerbahçe 19'un Giresun'u 19'dan maçı var 7 Nisan'da. Oh, hani evet. aynı gün evet. Öyle bir durum evet. da var. Hani çocuklara iki maç yaptırmayı mı planlıyorsunuz direkt özel jetin Urfa'ya mı götüreceğim bilmiyorum da. Dursun Özbek açıklama yapıyor. Bir canlı ona bağlandı... Önünde, önünde. Sizde görüntü Bize var mı? Bize de bir yayın onu söyleyecektim. Galatasaraylı evet. başkan vekilimi tehdit ediyor. Tehdit ama tehditi mutlaka siz de dinlemiştirsiniz diye düşünüyorum. Tehditin boyutu da küçük, öyle lafsi bir tehdit değil. Topyekün bir tehdit. Bugün, yarın, bundan sonra nedir bu ya? Nedir bu biz nerede yaşıyoruz ya? Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun? Hiç bu 60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmek suretiyle istemeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Bu durumdan vazife çıkarsa birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa çoluğu var, çocuğu var, ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Yani başına bir şey gelse. Bırakın onu sadece yöneticiler çerçevesinde değil. Büyük bir taraftar kitlesi. Geçmişte benzer olayları yaşadık ya. Taze daha Trabzon'da bir olay yaşamışız. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle yani illa Galatasaraylı bir yöneticinin değil ama bir taraftarın böyle bir şeye uğraması öldürülmesi memnun mu edecekti seni? Kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri, konuşmanı akşam gece yatmadan bir daha dinle. Bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için bir şampiyonluk için yani yapılanlara <laughs> herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Bir şampiyonluk için değer mi? Yani bir can gitse veya da bir saldırı olsa işte Trabzon'da yaşadık. Onun üzüntüsü daha bitmeden, onun tartışmaları daha bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve buradan da vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzgünüm. Son derece üzgünüm. Ben onun abisi yaşındayım. Şunu bilsin ki şampiyonluklar öyle tehditle falan kazanılmıyor. Şampiyonlar mertçe, delikanlı gibi sahadan mücadeleyle kazanılıyor. Bunu bilmesinde fayda var. Bu bir değil, iki değil. Benzer tehdidi federasyondaki bir toplantıda da yapmıştım. Orada da aynı şekilde Erdem Bey'i tehdit etmeye kalktı. Ben de oradayım. Oha şeyde mi? Off the record mu cevabı tehdit. Cevabı aldı, yerine aynen. Yani Dursun Özbek yaptığı için açıklamaya artık soru işaretiyle yaklaşıyorum. Diğer Hayırdır, olayın diğer yani taraflarından da duymak lazım. zaman kendisi eğitimli, yurt eğitim görmüş çok önemli bir ailenin ferdi. Ya yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Tekrar söylüyorum. Akşam konuşmasını bir daha dinlesin. Ne yapmak istediğini, yani o bir sakin akıl süzgecinden geçirsin ve yorumunu kendi kendisine yapsın. Hiç bu manada bizi zorlamasın. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ve Galatasaraylar hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek. Arkadaki görsel Şimdi çok iyi çizim bu arada. Konudan tamamen bağımsız. Tabii laf bitmiyor. Yani söylenecek o kadar çok şey. Çizim mi beyler? E, var. Çizim çizim. çizim, çizim buradaki çizim çizim. En önemli vurgulanması gereken şey ülkenin huzuru. 60 milyondan bahsediyoruz. Ülkemiz zaten 80 milyon. 85 milyon. Hunus mıydı bu? Hunus. Sunus. Sunus. Cümleyi duydum çok ben. Sonuncu. biraz yardım dedin. alayım yani Bir ülkede çok yani fazla bu kadar birliği yani beraberliği tehdit eden bir konuşma olamaz. Ben bugüne kadar hiçbir şeyde, hiçbir spor alamında veyahut da hiç kimseden böyle açık e, tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor yapılan konuşmalar. Acilen buradan e, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Cumhuriyet Savcıları resen hemen hareket etmelidir. Bu konuşma, bu tehdit cezasız kalmaması lazım. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Bir futbol adamı olarak. Futbol Çete olarak ben de bakıyorum. Kime hakaret ediyor? Ben hiç hakaret okuyamıyorum. Benim gözlerime gitti. Ben? Sen göremiyorum bence. Bayağı vardı. Birbirimizi tehdit ediyoruz. Bugün, yarın. Mutlar gelip... halleder beyler. Çok hızlı akıyor chat. Biraz hoşgörülü olun. Siz yazdıklarınızla e, topluma, spor camialarına yön veriyorsunuz. Biraz bu konuya neşter atın. Gidişatımız doğru gidişat, iyi bir gidişat değil sözlerimi bitirirken tekrar Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Kim için çağırıyor? Ali Koç için mi çağırıyor? Artık işlemesi hukukun evet. bu işte gereğini yapmasını bekliyoruz Uğurta Sarayı olarak. Olayı olayla ilgili söylemek istediğim bu kadar. Artık bundan sonra ben kendi taraftarıma, bütün taraftarlar, bütün futbol severlere de itidali tavsiye ediyorum. Geldiğimiz nokta çok kötü. Onun için ablo dijital resimmiş bu, da, bu arada çizimleyim. Sporu seven herkesin artık e, itidalli davranması ve kontrolsüz hareketlerden, kontrolsüz laflardan sakınması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yani durusun Özbek mesela bugüne kadar hiç konuşmamış olsaydı ne kadar iyi konuştu adam ya ne kadar efendi düzgün sakin bir adam derdim. E şimdi öyle adamın ölmüş bu abisini falan kattın bir. Adamla ilgili yalan anı anlattın. Yalan anı oldu ortaya çıktı iki. Yani Ali Koç bugün evet bugün eğer Erden yani Erden Timur'u tehdit etti. Onunla ilgili bir işlem başlatılırsa başlatılır da ya adamın ölmüş abisini kattın abişin içine ya. Yani hiç bugüne kadar hiç konuşmamış olsaydı Hani hakikaten çok iyi konuştum derdim de. Bunda da arıza var. Ya yani ben iki kulübünde iki kulüp iki kulübe de Haziran'da Temmuz'da birer tane sıfır kilometre başkan diyorum. Şimdi artık bu adamları zor Yani. Bu böyle bir sezondan sonra devam etme işleri çok zor. Yani. İkisine de sıfır kilometre başkan. Çok arızalı. Arızalı görüyorum yani. Yani bir Yayın başından beri fenerler kızıyor. Belki şimdi Galatasaraylılar kızar ama yani bu adamda da arıza görüyorum ben. Şuradan arıza görüyorum arkadaşlar. Bu adamın iki konuşmasından birini bir iletişimci yazıyor. Diğer konuşmasını bambaşka biri yazıyor demek ki. Çünkü birçok saldırgan giriyor. Yani inanılmaz karşı tarafa karşı sert giriyor. Diyorsun ki ya erifin tarzı sert giriyor demek ki. Öbür gün diyor ki ya itidal niye böyle konuşuyorsun? Yarın bu sokakta birine bir şey olsa iyi mi? Kötü mü? Ya bu tamam da bir önceki konuşmanda sen de öyle konuştun. Yani hiç yapmamışın gibi böyle bir şey demen garip duruyor o zaman. Yani ya o zaman biri ol sert ol mesela sert mesela bugün Ali Koç bunu mu dedi? Yarın sen de, de ki, esas sen uyanmayacaksın beni bundan sonra rüyanda göreceksin Ali Efendi falan de. Serte sert git. Ya da sert karşıdan sert gelince ulan ne ayıp bu sertlik deme adama yani. Ben bunu anlamıyorum. Ama tabii yani bugün haklı mı? Sertlik mertlik konusunda bugün haklı ama mesela dün niye aynı şeyi kendi söylüyordu? Neyse şeye geri dönelim. Kongre'ye. Kongre'ye geri dönelim. Kongre'de Acun Ilıcalı konuşma yaptı. Acun Ilıcalı ben dedi ki ben bu hakemlere güvenmiyorum. Yani hakemlere baştan sona güvenmiyorum. Güvenmeyeceğim de dedi. Yani güvenmiyorum. Güvenmeyeceğim de dedi. Ama konuşmasının başında sonunda ben bir Fenerbahçe Kongresi olarak bundan tarafım demedi. O onu dikkat ettim. Yani ben işte çekilmekten yanayım. Ben çekilmemekten yanayım. Ben mücadele etmekten yanayım demedi. Yanlış mı hatırlıyorum Turan? Doğru, evet. Yani sadece ben artık bu hakemlere güvenmiyorum. Bu adalet yok bu ülkede dedi. Ee, yani hiçbir hiçbir şekilde de güvenmeyeceğim dedi. Yani e, o oynamayalım. Yani biz burada boşuna mücadele ediyoruz ama getirdi işi. Onu anlamadım. Ama bunu söylemedi. Yani benim tavrım Fenerbahçe Kongre üyesi Acun Ilıcı olarak benim tavrım oynamamaktır. Benim tavrım oynamaktır ama böyle oynamaktır. Benim tavrım şartlar sunmaktır. Şartların gereği neyse onu almasıdır. Falan gibi bir şey demedi. Acun Bey problemlere parmak gösterdi ama bir çözüm önerisiyle yaklaşmadı. Ki, şey mesela bence eksik konuştu. Şundan eksik konuştu. Yani bu kadar mesela Fenerbahçe en çok alkışta aldı konuşurken. Kaldı ki bir de video hazırlamış 26 dakikalık. Şimdi böyle bir konuşma yapıyorsan sonda mutlaka bir çıkış yol söylemen lazım. Çünkü sen bu camianda yani Fenerbahçe'de en tanınan 10 insandan birisin artık. Ve mutlaka bir yol vermen lazım insanlara. Yani çıkıp da bir yol göstermeden, bence de böyle demeden inmemesi lazımdı. Bence konuşmanın sonu eksik kaldı. Yönlendirmek istememiş olabilir abi ya. Birilerine. Şimdi Ali Koç'un Fenerbahçe işte Galatasaray kurucusuna... küfür edilirken tempo tuttuğu bir video var. Yani bayağı işte Ali Samiyen bir devamında bir terörist ismi. Biz hani marşın tamamını söylemeyeyim. Ali Samiyen bir teröristin ismi ve bir küfür. Leviten bir tezahürat. Bu Kazımpaşa stadında söylenen beste. O sırada alkış tutuyor. Videoda gördüğüm kadarıyla. Ee... Ya, korkunç bir görüntü. Bir Fenerbahçe başkanı Ulan bu Galatasaray'ın kurucusuna edilen küfürde yani duymamıştır duymaması imkansız. Ama duyup tempo tut yani tempo tutmayıp yerine otursa salaktan bir şekil anlarım ama tempo tutması çok tuhaf. Diyecek bir şey yok yani dediğim gibi bu gerçeklikten kopuşun bir parçası. Ne bekliyor mesela yarın yani bir Galatasaraylı bir ya Ali Başkan diye bu videoyu izlese dese ki ya bak kurucumuz mu bu insan bizim. Nasıl bir teröriste yan yana anılınca orada tempo tutarsın dese ne diyecek mesela? Kaldı ki Türkiye'ye mal olmuş bir insan, Rami Koç'un oğlusun. Türkiye'nin en önemli sanayicisinin oğlusun. Yani oraya inanamadım yani. O görüntüye inanamadım. Onu canlıda izledim. Sözü tam anlamadım tezahüratı. Çünkü bir yandan başka bir şeyle de uğraşıyordum. Ulan dedim acaba herif başka bir şey mi söylüyorlar da tempo tutuyor dedim. Sonra şimdi baktım ben şimdi bana bir videoyu atmış. Yani tabii ki videoyu burada açmayacağız da. Bilmiyorum yani mesela tribünde sövülüyor o mevzuya alıştık. Hani Süleyman Sabah'a söylüyor Ali Sami'ye söylüyor falan filan. Yani tribündeki adam söver diyorsun. Artık lanet olsun diyorsun. Tribündeki adam bunu sövüyor. Tabii hani terörist kısmını ayrı tutuyorum. Yani düz küfüre diyorsun ki ya et tribündeki adam sövüyor. Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok diyorsun. Ama bir kulüp başkanının tempo tutması inanılmaz. Ee, sonradan öğrenip uyardı yazmış. Efeksi chatte. Yani bunun doğruluğuna inanmak istiyorum. Bunu görmedim. Bu inşallah doğrudur. Çünkü Doğru o kadar... öğrenip uyardı derken abi. Yani burada böyle bir şey söylüyormuşsunuz. Söylemeyin mi demiş? Anlamadım. Hem sonradan öğrenir bu yardı ne demek bilmiyorum ama. Bu arada olay anında harbiden edilen tempo'dan yani tutulan tempo'dan bambaşka bir tezahürat sanıp alkış tutup yerine oturup ya Ali Sami'ne söyledi bunlar diye kalkıp bir anda uyarmış da olabilir. Yani adam o kadar gerçeklikten kopuş ki artık yani belki öyle yaptı bilmiyorum. Ee, ya bunun videosu internette var beyler. Ben orayı açıp da herif uyardı uyarmadı demeyeyim ama oralar korkunç anlar yani. Yani ben dediğim gibi tribünde küfür okey diyorum ama orası bir kongre. Çünkü tribünde küfüre şundan okey diyorum. Ya yani milletin ağzını buzayamazsın. Adam oraya gidiyor küfür ediyor. Yıllardır Süleyman Seba'ya küfür var tribünlerde. Yıllardır. Ya ölmüş gitmiş adam Beşiktaş'ın onursal başkanı. Ya Ali Sami'ye ne küfür var yıllardır. Ee, yani artık tribündekine bir şey diyemiyorsun. Cezasını kesiyor. Yani bu böyle gelmiş böyle. Böyle gidiyor. gitmiş böyle gidecek ama yani bir kulüp başkanından şunu bekliyorsun ya reyler aman diyeyim. Yani yapmayın yapmayın beyleri bekliyorsun. Ee, uyardı yazıyorlar chat'te. İnşallah uyarmıştır. Diyecek bir şey yok. Oralar hakikaten çok kötüydü. Onun dışında şunu konuşalım. Özellikle Turan burada topu alsın. Yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe'de ne beklemeliyiz abi? Ben şimdi sana olacakları söyleyeyim mi? Yani tamam takip ediyorum. Ee, bence çok büyük taraftar tepkisi var. Süper Kupa konusunda yönetim geri adım atacaktır. Twitter'a bakarak karar almayı seviyorlar. E, ee, Süper Kupa konusunda muhtemelen e, oyuncularımız çıkmak, oynamak ve Galatasaray'a karşı bu kupayı kazanmak istedi. Ee, soslu bir açıklamayla oraya gidiyoruz gibi bir şey çıkacak. Aslarla aslında. mı gidecek Fener diyorsun? Aslarla, bence Aslarla gideceğiz. Çünkü U19'da gitmeye zaten statta da çok büyük tepki gösterildi. Yani U19 sözü geçtiği anda bir ıslık çoğu başladı. 19da da da felaket da... ıslık oldu canım. Ali Koç'un kendi dedi yani siz o zaman hiç gitmemeyi mi tercih ediyorsunuz diye. Ama hiç gitmeme konusunda da Ali Koç e, biraz geri adım atıyor. Sanırım e, hukuki durumlardan bunun, dolayı o Bunun yaptırımları ağır olur diyor. Hiç gitmezsek diyor. İşte ya işte ben de şuradayım. Yani madem ağır yaptırım düşünecek durumdasın o zaman neden 22 bin tane adam oraya topladın? Yani sen ağır yaptırım... O, o işte benim dediğim an. yere geliyor Turan. Gerçeklikten kopmuş çıkıyor Fenerbahçe TV'ye. Kongre'yi topluyoruz. Ligden çekilmek dahil ha, Haberiniz olsun. İkisinde gelin ha. Bak ikisinde gelmeniz lazım diyorsun. Ulan millet işinden gücünden vakit buluyor. Geliyor. İkisinde adamlara diyorsun ki. Takımı çekemem. Futbol faaliyetlerini şu an durduramayız. Takımı ligden şu an çekemem. Konuştuk onu olmuyormuş. Ee, süper kupa finaline de çık çıkamam değil. Şöyle yapalım U19'a gidelim. Yani çıkamazsak çok ağır yaptırım olur da U19'a gidebiliriz. Ya abi niye topladın bu kadar adamı o zaman? Yani bu çok garip ya. Vallahi ben aslarla gideceklerini düşünmüyorum ya. Aslarla giderse daha büyük bir şey. Çiçek, ben ya gitmeyecek şeyler, ya aslarla gidecek, orada, hani, e, gitmeyecek aslarla gidecek diyorum. Turan'la orada hani Turan'la aslarla gidecek noktasında varım. Ama U19 işi bence bu kadar ıslıktan sonra 19 topuna asla girmez. Bir yani. tane adam kürsüye çıktı söyledi artık dayanamadı evet, ya. Ne bence 19 işini hiç karıştırmadı de. diye. U19'da hiç gidilmez abi. Yani 19 asla, 19 asla da da. bana göre de. U19 işi imkansız. Hiç gitmemeyi bir ihtimal olarak görsem de zayıf ihtimal görüyorum. Çünkü orada yönetimin bir... E, tereddütü var. Abi mesela şu seneye Türkiye, Kupasında seneye Türkiye Kupası'nda sene Kupası Fenerbahçe şey yer almayacak mı? bizsiz yapsınlar bu organizasyonu dedi ya. Evet. Abi mesela... Yani der bunu diyebilir aslında böyle bir şey de... Bunu beklemeli miyiz mesela? Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'den bunu bekliyor mu bu Turan? Türk evet. Türkiye Kupası'nda yok mu Fener? İki sene. bu en sağlıklı ve en zararsız tepki yöntemi bence. Yani olabilecek senaryolar arasında ki bu da saçma da bence. Yani en zararsız bu. Fener'e yani en az zarar verecek doğru. Yani çünkü Türkiye Kupası Fenerbahçe bir sene önce aldı. Ee, çok da önemli değil. Fenerbahçe'nin artık tek hedefi lig olmalı. Bu sene de alamazsa Kasım Kasımpaşa da Türkiye Kupası'ndan çekiliyor. Önümüzdeki sene. Bugün ya tabii çok... özel haber girdi. Çünkü Türkiye Kupası'nın formatı değişiyor ve çok maça çok yükseliyor. Yani aslında hani Fenerbahçe bunu bir tepki olarak yapıyor ama bir yandan e, sportif anlamda da eğer Türkiye Kupası'na çok merak yoksa lazım da. Yani bence de. Ya oradan abi... bir strateji de yakalanabilir. Abi çok Uzun. maç var hadi, Türkiye Kupası'na seneye. Rezillik bir formata dönüyor. Tabii, Ben sizle şöyle ayrışıyorum abi. Ya Aslar'la Süper Kupa finaline gidecekse Fenerbahçe bugün gerçekten hiçbir anlamı olmayacak bu kongrenin. Hiçbir anlamı olmayacağı için bence direkt gitmeyecek. Bilmiyorum, en azından bir tepki göstermiş olacaklar diye düşünüyorum ben. Sana şöyle söyleyeyim. Bugünün en büyük kazanımı ne olur biliyor musun? Bugünün hiçbir anlamının olmaması olur. Bugünün <laughs> bir kötü Aynen, bir anlamı evet. olursa Fenerbahçe çok büyük kan kaybeder. Yani bugün Fenerbahçe taraftarı hiçbir şey kazanmadı. Hiçbir şey de kaybetmedi. Çok başarılı bir gün derim ben bugüne. Çünkü öyle bir rezillik vardı stadyumda. Bugünün hiçbir kazanımı olmasın eyvallah. Yani gidelim sana... Ya gidelim spor kupayı de çıkalım. Bu arada ben ben Turan'ın Tura Fenerbahçeli kaygılarını çok iyi anlıyorum. Hani bunlar belli ki bu Feveran'la bir karar alacaklar. Alabilecekleri en iyi kötü kararı alsınlar ki en az zararı Fenerbahçe görsün kafasını anlıyorum çocuğun. Yani mantıklı. Niye yani. biliyor musun? Yani ulan madem bir Fevrilik yapacaksınız tamam Türkiye Kupasına gitmeyin bari. Hadi tamam. Hani o kadarını yapın tamam hadi oldu artık herif orayalara geldi yani. Zarar minimize etmeye çalışıyor Turan. Yani tabii i̇şte tabii Turan ona şu çalışıyor anlamıyor. yani. Mutlaka siz bugün gaza geldiniz bir kadar alacaksınız da diyor bari Fener az zarar görsün diyor. Hani adamın Ama kapı hepsini anlıyorum. Ben Turan'a şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Turan gibi düşünen Fenerbahçe'li sayısı aşırı fazla değil ben aklım şey almıyorum. Bizim çok... ezeli rakiplerimizden birinin başkanı, Beşiktaş'ın başkanı sırf belki de bir, bir buçuk sene sonra gidecek diye uzun sürede teknik direktör kontratı bile yapmıyorken sen 2-3 ay sonra gideceğini söylüyorsun. Nasıl Fenerbahçe'nin 2-3 senelik geleceğinde mesela Ziraat Türkiye Kupası'na gitmeme kararını alabiliyorsun? Ben bunu da yanlış görüyorum. Ya yani bugün alkışlarla o kararı aldın bak zaten sana, sana bir şey mi? Yeni gelen başkan Türkiye bu konuya Kupası Türkiye, Türkiye Kupası'na gitmeme kararını da alamaz Ali Koç. Hani o maddeyi de e, çünkü bugün divan kurulunun açıkladığı metinde şunu diyor. Mevcut yönetim görev süresi bitene kadar bu haklara sahiptir diyor. Mevcut yönetim görev süresi bitene kadar Türkiye Kupası maçı oynamayacak ki. Yani Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeme hakkına sahip değiller ki. Bir kere Abi, o size... madde zaten boşa düşüyor. Otomatikman boşa düşüyor. Abi... Evet. Türkiye Kupası'na gitmeme şeyi Süper Kupaya gitmemenin bağladığı bir sonuç değil hayır, mi? Hayır, hayır alakası. Ben öyle anladım. Hayır, hayır, hayır çok alakası. Süper, süper Kupa Süper, süper Kupaya, Kupaya gitmemenin zaman... Süper Kupaya gitmemenin bedelini Ali Koç anlattı abi. Ee, süper Çünkü Kupanın bütün yapabilir. organizasyonun bütün organizasyonun maddi şeyini veriyorsun. Abi Hilmi haklı olabilir. Süper benim benim sanırım bir... Türkiye ye... Kupası'na da gidemiyorsun seni. Evet evet Süper Kupa'ya gitmemenin bir öyle sonucu mi? Türkiye Kupası'na gitmek. Evet. Ben öyle Bu anladım. Şu. Benim Ali anladığım da şu ya. Süper Kupa'ya gitmezsek seneye ziraatte de yokuz. Ama bir opsiyon da şu direkt iki sene ziraate gitmiyoruz. Bu da bir opsiyon. Ya yani Süper Kupa'ya gitmezsen bir sene mensin direkt iki de kendimiz çekilebiliriz gibi bir karar yani çok mantığa Abi, oturtamadım zaten. Turgut basından o hani bir sene ceza okey de, ondan sonrakini zaten bu yönetim belirleyemez çünkü bu yönetimin görev süresi bitene kadar bu karar alınabilir diyor. Yani bu haklar tanınıyor diyor. Öyle bir ben ya ben <laughs> benim Karşı dediğim bir kongresinde... bağlayıcı çok az mantıklı şey oldu zaten. O yüzden ben Bugün hangi federasyon, olduğunu... federasyon çok acayip bir açıklama yaptı. Ya biz kulüplerimizin hepsine o adiliz, iyiyiz be abi. Siz niye bize kötü davranıyorsunuz bu kadar falan gibi bir açıklama yaptı. Gördünüz mü onu? Mention'lar yine kapalı. Abi bir ülkenin futbol federasyonu Mention kapalı tweet atar mı ya? Vah vah. vah. Şeffaflığa yer. Mention kapalı tweet atıyor. Ya biz çok iyiydik be abi. Siz niye bize böyle yapıyorsunuz falan filan diye tweet attı. Ee... Hayal kırıklığı ya. Yani bu açıdan hayal kırıklığı. Biz sana bu hakkı verelim. Sen yine bizi düşürme. Ama sen bize bunu niye sormuyorsun abi? Ya, oraya kadar gelen adamlar bir de ben Sports Dijital'i izliyorum. Yağız yoluyla bir Muhabir hanımefendi var. Şey dediler ki şeyin ortamı nasıl? Hani insanların görüşü nasıl? Ya diyor herkeslikten çekilelim diyor. Kongreye gelenlerden. Yani insanları bu motivasyonla oraya götürüp o soruyu sormaman bence inanılmaz eksi abi. He! Sordun. Tamam çekildi çek bizi. Arkanda izlediler. Sonra çekilecek adımları atmadın. O da senin ciddiyetini tamamen yok ederdi. Peki hatayı nerede yaptı? Ne, öyle desen hata diyorsun, böyle desen hata diyorsun abi derseniz. Hatayı en başta yaptı abi. Kongreyi toplamak bence. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüzde yüz. Abicim bir kere ya bugün Fenerbahçe Kong yöneticilerine ne yapıyor biliyor musunuz Ali Koç? Bir yerde kavga çıktı. Bak orayı geri sarın izleyin. Bu yayını izleyen herkesten rica ediyorum. Sertaç sen kalk. Bilmem ne sen kalk. Sizler oturun. Böyle bir yönetim kuruluyla bu adamın sağlıklı karar alma imkanı var mı abi ya? Anma ile yönetiyor. Sen diyor kalk kalk. Sen diyor otur otur. O onlar kavga yarmaya gitti. Sizler kalın. Ya abicim kimseden... Öyle bir ezmiş ki herkesi. Kendi şeyiyle. Aurasıyla. Belki de işte gücüyle. Belki de ismiyle. Abi herifler buna büyük ihtimalle şunu bile diyemiyor. Yok başkan. Şu Fenerbahçe TV'ye çıkma işini bir, bir, bir gün erteleyelim. Bir gel sana şurada bir kahve ısmarlayalım. Bir sakinleş bir daha konuşalım. Sen Fenerbahçe TV'ye çıkıp ligden çekilmekle dahil bütün opsiyonları konuşacağız dediğin anda bu iş mahvoldu abi. Ondan sonra senin artık ciddiyetinle ilgili soru işaretleri başladı. Oysa ki bir Fenerbahçe başkanı hiçbir zaman ciddiyetini soru işareti haline getirtmemeli. Diyorum bu konuyla alakalı. Ben bu Bundan konudaki, sonrası tabii o rahat ha, teyze, tekrar duruş. Evet. Bence Ali Koç bu konuda en başta çok ciddiydi ama e, bu geçen süreçte, kongreye kadar gelen süreçte Ali Koç bu soruyu nasıl nasıl ifade etsem taraftara soramayacak kadar çekingen yapacak onu bir görüşme gerçekleştirdi bence yani bu soruyu soramadı taraftara bir görüşme sonucunda kimle görüştü nasıl görüştü bilemem ama sormadı bu soruyu taraftara soramadı sen dışarıdan bir parmak var diyorsun yani bu işe. yani bir, aynen biriyle görüştü ve dedi ki bu soruyu sorma olabilir bu da bir ihtimal tabii ki havayı gördü. Ya yani. sorsa zaten direkt eller kalkacak ya. Ya ki sor. Eller kalksın ve sen çekmeyene takım. Ama soramadık. Sonunda bile. garip Niye? bir şey oldu. Sonunda onu konuşalım da. Ee, müzakerelerin devam etmesini isteyenler dendi. Ali Koç el kaldırdı devam etmesi yönünde. Ama müzakerelerin devam etmesi oy çokluğuyla reddedildi. Evet. O neydi? Hani bu maddeleri tartışmaya devam edelim onun gibi şey bir şey ya. hani e, Ali Koç'un ilk konuşması bittikten sonra bir iki kişi çıktı. İşte Acun Bey'den önce falan konuştular ya sanırım o devam edecekti. Onlar müzakere gibi görülüyordu. Taraftar bunu istemedi. Çünkü zaten o ana kadar çok büyük hayal kırıklıkları vardı. Ondan sonrasında taraftar istemedi yani. Bence en güzel en doğal tepkiydi o. Taraftarın gösterdiği. Bir hayal kırıklığıydı çünkü. Bence de öyle. Ben de oradan biraz kopuş hissettim. Ki zaten hani Uğur Bey... 2 3 kere sordu. Aynen yani, öyle. Çocuk bekledi cevabı alamadı. Hani, Aynen öyle. Ben cevap bence 2 3 kere sordu.lar yine de olmadı Hatta bir yerde başkana döndü dedi ki bu dedi olur gibi yani e, devam edelim gibi durmuyor dedi. Yani evet. yapabileceğim bir şey yoktu gibilerden. Eee Icardi'nin post diyorlar. Ben göremedim Icardi'nin postu. Instagram abi. Ha tamam. Gördüm. Bu bu değil mi? Bütün o Galatasaray aslanları mutlu uyuyor. Bilge bir yaşlı adam başkalar hakkında kötü konuşmanın kendi özgüveninizi yükseltmeye çalışmanın beceriksiz bir yolu olduğunu düşün, söylüyor. En güzel iltifat kıskançlıktır. Bu herif Galatasaray'ın iç işleriyle çok içli dışlı ya. Hani Erden Timur falan bayağı baya oturup bununla dertleşiyor demek ki böyle bir şey oldu görüyor musun başımıza geleni bak ben başkanı ne dedi. Hani kendi oturup bu haberleri izlemediğine göre. Ya bir de buraya gelene kadar gamsız diye Çok bir adam. Çok gamsız adamın... görünen Öyle bir adam adam abi ne evet, alaka evet. bu halleri bu adamın. Hani Ali Koç'a falan tak diye cevabı Ricardo veriyor mesela ne alaka niye giriyor bu işlere ben hani doğru ya da yanlış demiyorum yanlış da olabilir hani sahanın dışına bu kadar kafa yorması ama bir yandan hani cami bu kadar iyi olması doğru da olabilir. Doğru yanlış demiyorum çok ilgili diyorum. Yani bir futbolcuya göre da... çok çok ilgili diyor Doğru yanlış ama bu Galatasaray'ın kimyasında var bu olay ya. E, tabii ya. Yani Ron Yekuru'nun babam tweetleri bunlar işte. Ya Galatasaray Atiklerim böyle benim babam. Öyle tweetleri var ya Afrika Futbolcu 2 hafta çalışıyor. Babam bu herif benim diye açıklama yapıyor mesela. Beşiktaş'ta e, 4, 4 sene oynayan adam 5. sene başka kulübe gidiyor yumruk şov yapıyor atınca. Yumruk şey yapıyor bari. Bu, bu garip bir şey abi. Var Gamsız. Ya, diğer var. yerlerde çok fazla sevgi görmeyen veya diğer yerlerde çok fazla kavga etmiş yabancı futbolcular Galatasaray'a gelince inanılmaz bir aidiyet duyuyor ya. Yani. Of. Anlamlandıramıyorsun. Ya yani çok bir anlam çok bir temellendirmesi yok bu işin. Evet. Ee, hem Arka maçı Arbaro konuştuk like hem bir şeyi de... konuştuk var mı ekleyeceğiniz bir şey yavaştan kaçalım like alalım be like, like alamadık şeyiz. hiç like alamadık like isteriz yarın maçtan sonra yine burada olacağız sonu bekleyelim yarın Fenerbahçe maçından sonra buradayız o kart cezalısı ee, akşam'a kadar cezaları açıklanmazsa Aa, Bence yarına bir kupon çakalım ama kupon çakalım İstanbulspor'un açıklamasını verelim. İstanbul Spor'un Spor açıklamasını verelim. Kupon çakalım esas. Yarın kupon... Okuyalım. Yarın Fener sağda. Fener. Ona göre oynarım abi. Süper chatleri okuyacağız. Süper, Süper chat de... chatleri... Kuponu e, yapab... bülten yapıp... E bülten eklendi mi diyorum bizim maçı? Yoktu ya bültende. Evet, e, yoktu eklenmiştir. E, bülten... Sabah yoktu abi. Ben sabah oynayacaktım. Bugün yarın. Süper Lig. Filtrene. Sen onları şey yapana kadar ben Var istersen bir okuyayım. Sabah yoktu. Sabah değil. yoktu abi. En aradığın Ademiri bugünkü mevzulardan sonra limon gibi sıkarım maalesef. Handikap oynayalım bence. Bence de. Bence Handikaplar mı handikap daha bir şey. yüksek. Bir buçuk üst birin mi? İlk yarı bir buçuk ol üst ve bir desem. Birinci yarı sonucu bir ve bir buçuk üst. 257 ne veriyor abi? İlk yarı 2 tane olur diyorum. Güzel oran. Ben, Yapıştıralım. Ben, ben ben aynen. Ben Kayseri kasımbaşı kası bir temennimi söyleyeceğim. Yarın umarım Fenerbahçe ilk golü yemez. Tek temennim ve şeyim bu, isteğim bu. İlk golü yersek zor görüyorum bazı şeyleri. E, bu sezon da çok yedi yani ilk golü. Yani bir aynen. O tarzlı bir bir iyi gelmeyebilir ya o anda. Camia'nın evet. psikolojisi bu kadar iyi değilken. Sivas ee, Karagümrük çok güzel maç ona bir şey oynayalım. Sivas Karagümrük'e var girerim. İki tarafta gol atacak bence. Ben Sivas, ben girelim, diyecektim. Abi. Ben Sivas, Sivas, Sivas e girelim diyecektim. Ben Sivas Karagümrük'e var gibi düşünüyorum abi. Kayseri Kasımpaşa çok güzel maç o da. Kayseri Kasımpaşa. Kayseri Kasımpaşa'ya da var girelim mi? Bence Kayseri-Kasımpaş'a daha var. Hatta öyle diyeyim sana. 2.5 üst mü? 2.5 üst İki ya. 2.5 üst 2.5 üst ve var girelim mi? 2.5 üst ve var diye bir şey var değil mi? Var olması lazım. 2.5 üst, üst, üst ve var. Bu yani. iş harbi iyi gider lan buraya. Hatta oranı yükseltmek istiyorsanız Kasımpaş'a 1.5 gol üst alabilirsiniz. Bilmiyorum. Tamam. 2.5 varı bulamıyorum ilmi Bana bu konuda... Varıyorum ben de seninle. Ha dur buldum. <laughs> Yok MS1 ve var var. Var ya 1.5... Ha buldum. Bak abi. Evet, üst, aynen. Ve i̇ki buçuk üst ve var. 2.5 üst ve var. 1.49. Aynen. 1.49'a da... 1.49 güzel oran. Güzel. Fatih Sivas'a bir daha bakarız ya. Ondan çok emin olamadım. Abi ben ona Sivas diyorum ama sen bilirsin. Sivas alır mı diyorsun? Sivas alır diyorum. Kara Gümrüğün Hoca kimdi? Kara Gümrüğün Hoca. En son Şotay'da ayrıldı görevinden. Şey, Tolunay Kafkas. Tolunay Kafkas Tolunay getiriyor. geldi. Tolunay, Tolunay Kafkas'ı Kafkas'a da şey yapmam. Karşımıza alır mıyız ilk haftadan? Almam. Tolunay Kafkas almam. Buraya bir dokunmayalım işte. da. Konya Trabzon. şey 383 yani oran. iki maçı oynayacağım ben bak. ya. 383 oranından giriyorum buna. Konya Trabzon'a şöyle bir... Ki acı. Niye seçeyim? Konya Trabzon'a şöyle bir teorim var. Konya yenilmez. Yok. Hasan abi WhatsApp'ı bakabilir misin be? Sen WhatsApp'a bakana kadar ben süper chat okuyayım mı? Oku. Ne diyorlar süper chatte? Baştan başlıyorum. Özlendim bir adam demiş Turhan Kara Mehmet oldu. 55 lira yollamış. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Barış Şengil yayınlardan çekilmeyi sen de 3 ay ertele hocam demiş. <laughs> 22 lira yollamış. Uzun bir süre Toykan. daha yayınlardayım. <laughs> Toykan Yılmaz 220 lira yollamış toplam. Teşekkür ederiz. Bir, bir 110 daha yollamış sonra. Mert'e son 10 maç baksana abi bambaşka bir mevzu demiş Yavuz Selim. Konuştuk abi. Toykan Bey do doymamış bir daha yollamış. Sonra 220 teşekkür lira ediyoruz. yollayıp mesaj mesaj yollamış. Hocam pamuk gibi olmuşsun. Köm boyayı aratmıyor. İkar derden tur parasını verdikçe istekli oynuyor. Dursun Özbek yeteri kadar konuşuyor. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı tebrik ederim demiş. Toykan Bey e bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz biz teşekkür de. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Amerikalı Etox hastaları. Helal olsun. Kaç yılına kasikçisini kandırdınız? 5-6 tane kişi New York Jets şapkası yollayacağım yazmıştı biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Sıfır şapka var. Hepsine gittim peki adres. Aha, hepsine hani bu arada mail atıyor insanlar hani size bir şey yollamak istiyoruz diye formalar falan da öyle yani. Mesela bir tane o forma yayınımız var ya bizim Karabüklü. Karabük Onlar bana geldi. Ama onun dışında Toplam. da yazan var. Hani Size bir şey yollamak evet. istiyoruz. Ben onların herkese bir adres veriyorum. Abi 5-6 kişiye adres attık. Sıfır nasıl olur ya? Yani bizi Amerika'dan hiç... Ya Amerika'dan hiç izleyen yok. Bu ilk ihtimal. İkinci Baş. ihtimal şu. ama Amerika'dan izliyoruz diyorum. diye kandıran 5-6 kişi olmuş. İnanamıyorum. Şoka uğradım. Şok, şok havuzuna düştüm. Yanamadım. Bir şey yollamak isteyen kardeşler bize de ulaşabilir. Tabii Biz Tabii iletiyoruz genelde. Onu da söyleyelim. Devam ediyorum süper okumaya. Tabii. Türk, Türk siyatro tarihinin en kötü üç eseri. Lüks hayat, lüküs hayat, Cibali Karakolu ve bugünkü Fenerbahçe Kongresi. Tabii gişelerine de bakmak lazım demiş Eşke hakikaten bir gün de oturup tiyatro konuşsak. Bak ne güzel şeyler söylemiş. Lüküs hayat, Cibali Karakolu. Çok da anlarız tiyatrodan. Yok anlamadan hani bir anlayan birini bulsak Yorum olarak <laughs> Otursak Malide tiyatro eserler. konuşsak Mesela desem ki ona Ben tiyatroya başlamak istiyorum abi bana 5 eser söyler misin Bana ne der mesela Ama tiyatrodan anlayan biri Mesela ben bir ara Ferhan soyun Youtube kanalına yüklediği şeyleri izliyordum Tiyatroya ısınamadım ya şeye ısınamadım yani Müthiş eserler bu arada Keyifli de oluyor izlemesi de Tiyatro sahnesinde biraz büyük büyük oynaman gerekiyor ya... ...hani ona alışamadım. Hani sinema benim Asl için o kadar içime girmiş ki... ...o büyük büyük oynama işlerine alışamadım yani. Niye abi? Sen de h halı Halısa videosunda gayet iyi bir tiyatroya oyunculuk ettin derim. Oh, Doğru söylüyor. Oh, Doğru söylüyor oh. ki senin yeteneksizliğin yüzünden ettim. Doğru düzgün savunmacılık <laughs> yapsaydın da ben de e, tiyatro bir hakemlik yapmasaydım. Kendi kalemine top vuruyor. Duresene defines... işlerin. Ama size öyle bir rakip buldum ki. Size <laughs> öyle bir çitileteceğim ki. Sizin rakibinizin ilk videosu bu çarşamba yayında olacak bu arada. Rakibini de biraz izle notlar Altan'ı. Ondan <laughs> Biz sonra rakibini de göreceksin. Yani, Şimdi, ben rakibimi izle canlı izlemeye de gideceğim de. Maçtan sonra gidecekmişiz o bu işe. Bu arada seneye galiba H-Tox ligi kuruyorum. Bu ligin bir üyesi bizim takım mı olacak? Bir, bir üyesi sizin takım <laughs> aynı. Ve her hafta sizin takımı çekeceğiz. Ee, <laughs> sizin takımın maçların YouTube kanalında olacak ama diğer takımlar da kendi aralarında oynayacaklar. Ya yani. bugün şey mi yap? Umut bir bizim WhatsApp grubuna şey attıydı abi. <laughs> Heytox halı sağ tier list. Onu, onu da yapalım. Benim. Onu başka bir zaman yaparız. Bugünün işi değil de. Yok, ya kuponu bir ara oynuyorum. Onu da yapalım. Kuponu oynuyorum. Kuponu kupondaşta da paylaşıyorum. Kupona e, girin. Güzel kupon oldu bence. İki maç. Ben Fenerbahçe'nin ilk yarıdan koparacağını düşünüyorum. E, geri düşse bile çevireceğini düşünüyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum Fenerbahçe maçında. Güzel. Kupondaşta paylaş. Tüm takipçilerle paylaş. Tamam. Abi. Ee, buyur. İstanbul Spor'un açıklamasını da açalım. İstanbul Spor. Bir... Ne alaka İstanbul Bugün 4 dedi galiba Rize'den. Evet. Ben orada bir iki tane daha süper Daha fare doğurdu mu? <laughs> ne alakalı mı böyle bir açıklama? Türk futbolunu özel olarak yönettiği iddia eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun 17-3-2024 tarihinde oynanan bir müsabakaya dair yapmış olduğu sevkleri 1-4-2024 tarihinde yayınlamış olsa o işin ne kadar ehli olduğunu ortaya koymaktadır. Sevki konu müsabakada yaşanan olaylardan ağrı olarak 15 gün süren sevk süresi seçim bekletmişler arkadaşlar. Yani seçimi beklediler. Fenerbahçe şeyini beklediler. Ee, kongresini beklediler. Cezaların açıklanması için. Ben ben yarın bu arada cezaların açıklanacağını düşünüyorum. Bence de, de açıklanacak. Türk futbolunun tüm paydaşlarının beklentisi olarak olan adalet duygusunun nedenle edildiğini sadece müsabakan tarafları olarak kulüplerimizin paylaşımları dışında futbolun diğer paydaşları tarafından yapılan açıklamalardan da kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Sevk kadar geçen 15 günlük toplumu. Oğlum İstanbul Spor niye böyle bir konuda açıklama yapıyor ki? Onu anlamadım. anlamadım. Tedbirsiz açıkladığınız diyor. İstanbul Spor bu takımlardan biriyle mi oynayacak? Trabzon ya da İstanbul Spor şey mi oynayacak? Yo. Kendi hani evet. sorumluluk alıp mı girmiş? Fenerbahçe ile oynayacak da daha var galiba o maça ya. Ben yani şey anlamadım. Tabii biz, biz abi. bu ligin bir ferdi olarak rahatsız oluyoruz açıklaması mı bu? Galiba. Fenerbahçe'yle oynayacak son hafta oynayacak ama yani. Gerçek görevimiz olan istifa müessesesine itibariyle en azından Erdemli Duruş Sağlığı'nı dilemekle birlikte dağın fare doğru tuzun koktuğu bir ortamda sizin de sizin dilinize cevap vermek gerekirse eğer yeter. Yani federasyon başkanını istifaya çağırmışlar. Tabi cansınız Allah razı olsun onu çok iyi yapmışsınız da. Niye yapmış onu anlamadım. ya buna aylar önce Trabzon maçında da gösterdi. Evet sağdan de. çekiyordu evet. İstanbulspor Başkanı takımı. İstanbulspor bu arada federasyonu herhalde en yani sert takımlardan biridir herhalde. Yani Süleyman Nurma dersin belki. Biraz yok yok İstanbul Süleyman Nurma'dan falan %100 daha sertler federasyonu. Ben gerçi hangisi değil ki oğlum. Mesela Murat Sancar'a bakıyorsun federasyondan tiksinen adam. E, evet. Süleyman Urmu mu öyle, Ali Koç öyle, Dursun Özbek öyle, Hasan Arat zaten Beşiktaş'ın başkanı zaten geldiği günden bu yana kötü. Yani öyle bir herif ki seveni yok, isteyeni yok. Yanında bir tane insan kalmamış hakikaten. Korkunç ya. Düşünüyorum lan harbiden. Göksel Gümüş Dağı dışında seveni var mıdır? Göksel daha seviyor. Daha geçen gün konuşmasını dinledim. Çok da diyor düzgün bir insandır, dürüst bir insandır, çalışkan bir insandır diyor. Hata hepimiz için diyor. Hepimiz hata yaparız diyor yani. Olur o kadar hata diyor. Ay harbiden şu an onu düşünüyorum. Başka bir şey adam var mı? Yani onu seven bir adam. Yok bu eder. Hakikaten yok. Okan, gibi, buruk Okan Buruk açıklamalar diyorlar. Okan Buruk'un şey açıklamasını mı göster diyor chat bana. Çıkarız Lan sahaya. Bakarız gibilere. Ha yok başka açıklamalar yapmış. Başka son açıklamaları yazmışlar. Bu ülkede isteyen istediğini söylüyor. İsteyen istediğini yaptırıyor ve karşılığında ceza almıyor. Tehdit edenler karşılığında ceza almıyor. Böyle özgürlük varken bu özgürlüğü kullananlar oluyor demiş. Ali Koç'un bugünkü açıklamalarıyla ilgili bu Erden Temurla ilgili kısım benim anladığım Galatasaray'ın içinde yani bu kulübün içinde futbolcularının içinde futbolcularının da yer aldığı bir ekibin içinde çok ciddi şekilde rahatsızlık uyandırılmış ve buna tepki gösterelim denmiş. dağısı var diyorlar lan. Devamını bulalım. Dur ona ben yanında bakayım. Sen yanında bak ben de süper şey okumaya devam. Devletin ortamı, devletimizin e, ortamı kararlar almasını bekliyoruz. Beni ve çocuğumuzu hedef falan o Abi o da var harbiden. Ötekinin çocuğu gibi bir şey dedi Ali Koç ki. Yani daha bir sene, bir buçuk sene önce kanser atlatmış bu çocuk. Ee, yıllarca bir arada olacağız Arkadaşız dostuz demiş Hatta üç hepsiyle arkadaşız Milli takım kampında oyuncularımız birbirine sarılıyorlar Beraber tatile gidiyorlar Sokakta da aynı şekilde bunu bozmak isteyenler oluyor Sokakta el ele kol kolayız diyor Yani bu benim sene başından beri söylediğim bir olay. Burada hani millet birbirini çok gerdi. Sokakta bu insanlar yan yana insanlar. Bunlara dikkat etmek lazım. En başından beri söylediğimiz bir iş. Maalesef tehlikeli bir yere gittik. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Süper chatler. Ee, Benim süper o. Jetler. Süper chatler. Hakan Öztürk. Mert Hakan. Yarınki maçta ellerini nereye koymalı demiş. Onu mu okuyayım? Bunlardan mı? Yok. Ok. Korhan Yılmaz'dan başlayarak oku. Korhan istersen. Korhan B'ye kadar okuyayım o zaman. Olur mu? Tamam. Korhan Bey'e kadar oku. Burak The Scientist. Niye garipsiyorsunuz? Ali Koç'un tarafından blöf yaptı. PFDG cezaları ve kupa filmleri ertelenmesi için. Ben blöf yaptığını düşünmüyorum arkadaşlar. Blöf yaptı. neye yaradı? Blöf de değildi bence. Yani bir 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 ya. ya. Yanına, öfkeyle kalkan zararlı oturur dedikleri mesele bugün Ali Koç'un başına gelen mesele. Öfkeyle kalktı. Yani blöf bile çok fazla ölçüp biçip düşünüp plan yapıp sinsice hareket eden adamın işidir. Ben bu adama baktığım zaman sinsilik göremem. Ben bu adama baktığım zaman öfkeyle kalkıp bir bir sürü laf edip bir çuval laf edip kendini ve camiasının başını derde sokan bir adam görüyorum. Hiçbir arka plan yandan bir şey bir sinsilik bir kurnazlık yani adamda bir kurnazlık göremiyorum bir kurnazlık alamıyorum kurnaz adam biraz daha böyle zeki ölçüp biçip konuşur Hı. Vallahi azim affederiz Daha gelirim oraya tokatlarım ha falan yapıyor mesela yani şimdi tokat bizden biri gidip tokatlayacak bunları ha falan diyor mesela yani bu açıklama mesela sinsi adam açıklaması değil bir düşünürsün Tabii bir karşılığında bir şey kazanması lazımdı yani bir şey, şey mesela dersin ki ulan bu ya bunların fotoğraflarını çekin. Bunları AVM'de yürütmeyin. Ulan bu açıklama Fener'e zarar mı verir? Yarar mı verir? Yarın bir hakemin sokakta burnunu kırılsa bunu bana mı yazarlar? Hiç düşünmüyor bunu mesela. Ben mesela bak Erden Timur böyle değil. Erden Timur bence ben daha fazla kafasının arkasında düşünce olan bir adam. Bunun hiç kafasının arkasında Bu Böyle habara habara konuşuyor. Hiç başına da bir şey gelmiyor. Habara habara konuşuyor. Başına bir şey gelmiyor dedim, ceza almıyor. Camiasından tepki görmüyor. Yani rahat konuşuyor o açıdan. Erden de çok suçsuz değil. Ligi tehdit eden biri. kimseye suçlu ya da suçsuz demedik zaten. Her hepsini merak etme hepsini en çok giydirildiği kanaldasın. Selçuk mi? teşekkür ederiz. DB Bilgin mutluluktan ölürüz demiş. Bir saat önce büyük ihtimal bu Ali Koç'un aday olma meselesiyle ilgili 22 aynen, yarısı. Aynen o konudaydı ben okumuştum Ozan, Bo Ozan Bora olmam gerçekten sükunete ihtiyaç var. Galatasaray'la mutlu olur musunuz demiştim. Heh. Olmam sükunete ihtiyaç var diyor. Bak Galatasaray'la bir Ali Koç'un tekrar aday olmasına mutlu olmam diyor. Tekrardan sükunet lazım diyor. Orhan Bey'inkini de okuyalım. Anıl Bey'e teşekkür ederiz. 43 yaşındayım. Severek izliyorum. Futbol oylar yaklaşımını aklını kullanmanı kaliteli bulurum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz Koran Bey. Sizin gibi güzel büyüklerimizden bunları duymak çok mutluluk verici. Ee, ben olgun severim. O tarzı. İzleyici de. Hayırdır? Ne anladınız da o? -U? Ben fesat bir insan değilim. Yanlış bir şey algılamadım. Ben yanlış anladım. Senin aklın bu işlere çalışıyor sev derim. severim. Eyvallah. Şakası bir yana gerçekten e, ne zaman ki Android telefonlarda kablolu bir kulaklıkla balkonda sigara içen 40 plus bir adamdan izlendiğimi görürsem o gün işimi doğru yapıyorum derim. Koran Bey'in mesajı o yüzden beni çok mutlu etti. Balkonda sigara altlı olan bir karal olmak isterdim. Ağlamıyorum bu arada gözüm kaşında. Ağlıyorsun. Belki de ağlıyorum be. Bak, Ama yayın anladım, iyi geldi. Şey. Harbiden yayın iyi geldi biliyor musun? Şimdi hakikaten. Saçlar çok güzel olmuş bu arada. Sana onu söyleyeyim ilk önce. Saçlar uzadı kazımıştım. Bu kaç numara oluyor? Berberler yorumlara yazarsa berbere. 3-4 gün sonra gidip bunu bir daha yaptırayım. Bence de bu bana çok yakışmış. Kirli yakışmış. sakal kirli saç. Kirli sakallı açtık biraz Tahir'im ya. O treni kaçırdık. Uzun sakal oldu. Kirli sakal tarzında bir saç dedi. ha Kirli saç. Aynen. Kirli o saç dedi. Kahve seçen adama yazmışlar ya. Öldüm ona ya. <laughs> kirli saçlı yazmışlar ya ona. Kahve seçiyor Bu iki bu arada... takım... Ee, benim bir teşekkür borcum var onu bir araya sokabilir miyim müsaadeniz varsa Buyur Her zaman ee, İstediğini özellikle... sokarsın bu kanalda kendi kanalın gibi Evah, Teşekkür ederim özellikle UFU yayınlarında ve videolarında e, bana karşı büyük teveccühleri olan halkımıza teşekkür ediyorum Benim saçmalamalarıma koşulsuz şekilde sırtını dayayan e, beni yorumlarınız çok mutlu ediyor Aynı şekilde diğer moderatör dostlarıma gelen yorumlar da hepimizi mutlu ediyor Teşekkür ederim hepimiz adına Arkadaşlar Demek, bunu, bu çocuklara güzel etme yorumlar zamanlar. yazın. Ben de bir araya bir gireyim. Bu çocuklara güzel yorumlar yazın. Bunlar sizler gibi Hayat Olsun izleyip daha sonra bana yardım etmek için bir araya gelmiş gencecik çok daha hiç ekran tecrübesi bilmem nesi olmayan gencicik çocuklar komik olsun diye bir şey yaparlar ya da ciddi bir yorum yaparlar ama şunu bilin ki yani bir ekran insanı değiller sizden biriler. O yüzden her zaman mod kardeşlere yayından sonra güzel yorum yapın. Ee, bugün de Hilmi'm cansın, bugün de Turan'ım cansınları bol bir yorum listesi görürsek mutlu oluruz. Ee... Turan'la alakalı bir itiraf. Turan bana gelen kötü yorumlardan haz alan bir adam. Oh. Evet. <laughs> ya bunu da söyleyelim ya Yanlış. Kuran bana Aynı gelen zamanda... kötü yorumlardan da azalıyor. O da var. Evet. İkisi de yanlış. Benim Aynı zamanda yine de. Küfürlü yorumlardan da azalıyorum. Onu Sokak bekliyorum. olaylarına tan çok korkuyorum. Biri chatte sormuş. Çok korkuyorum. Maalesef. Ee, çok üzücü olaylar. Çok da tehlikeli olaylar. Allah ülkemizi korusun. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Yine Yine benim anladığım Demokrasiyle alınamayanlar maalesef Türkiye'den şiddetle, zorla alınmaya çalışılıyor. Herkes evinde kalması lazım, sakin kalması lazım. Çok planlı, programlı işler gibi geliyor, çok konuşuluyor, çok korkutuyor beni. Herkes evinde kalsın. Bizi o, o bölgelerden izleyen kardeşlerimiz de varsa evimizde kalalım. Lütfen. Lütfen sükunetimizi koruyalım. İstanbul'da da birkaç ilke, ilçede dümen işler var. Kaptırmayalım kendimizi. Her şeyin başı kendi sağlığımız diyelim. Ama şunu da söyleyeyim. İki ay önce İçişleri Bakanlığı'ndan temiz kağıt alan adamın Seçimden sonraki gün seçim, seçilme hakkının elinden alınmasına artık yani anlam veremiyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Doğru da bulmuyorum. Yani in, inanılmaz buluyorum. Terörist ise niye aday oldu? Niye temiz kağıdı veriyorsun adama? Çünkü kazansın da elimden alayım diye veriyorsun temiz kağıdını rezillik tanıyorum. Hiç doğru bulmuyorum. Şey diyelim abi. Her her seçimde konuş diyoruz ya demokrasi şöleni, demokrasi şöleni. Keşke demokrasi şölenine yakışır bir eylemle devam etsek. Ben kapatıyorum. Bilmiyorum sen hangi demokrasi sen ne demokrasi üzerinden bahsediyorsun. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Evet. Yarın buluşuruz beraberiz. Ciao.